Çantı ekranlarından mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, bugün çok özel bir konuğum var. Hakikaten özel. Her hafta gerçi farklı bir konuğumuz oluyor ama bugün biraz daha farklı. Biz sıra dışı program yapacağız. Yeri gelince güzel ince tebessümlerimiz de olacak. Konuğum gazeteci ve anketör Sayın Abdullah Kızılay. Hoş geldiniz. Sizi kendinizi tanıtmanızı istemeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Ben gazeteci, anketör dedim ama bir analist yönünüz var, siyasetçi yönünüz var. Yani aslında her konuya bir şekilde temas etmişsiniz. Pek çok kişi sizi tanıyor ama ben yine sizin cümlelerinizle tanıtmak istiyorum. Abdullah Kızılay kimdir? Evet, sağ olun. Teşekkürler. Yani, özellikle şu anda ekranın başında olan internete dahil dünya genelinde şu anda bizi yani izleyen arkadaşlara bir müjdeyi vereceğim. Kesinlikle pişman olmayacaklar. Şimdi bu gece, bu akşam çok şok bilgiler vereceğim. Şok analizler vereceğim. Hiçbir yere duyulmamışım. Yani benim analizlerim, tespitlerim bile hani efendim, sıra dışı. Hani böyle klasik değil. Ama gerçekçi. Yani şimdi mesela ben her seçim öncesi bir analiz, bir anket yaparım. Yani yarın üstü bir insanın karşına bakınca hani bir nevi mahcup olmamam lazım. Son seçimde de bunu gördük. Benim öncelikle mesleğim aslında ben esnafım. Kozmetik imalatı yapıyorum. Diyarbakır'ın Karanlık'ta kilitli bir Diyarbakırlı bir genç çocuğum diyebilirim. Yani tabii şimdi yaşandık. Efendim gazeteci derken bir yazı yazmasını tam bilmeden efendim gazeteci oldum. Bir gün önemi bilmeden bir araştırmacı efendim gazeteci olduk. Anketör derken genel itibariyle anket yapanların herhangi bir siyasi partinin bir menfaati doğrultusunda, bir emri doğrultusunda anketler yapıyor. Benimki kesinlikle yani geçmiş seçimlerde de çok belli, açık. Yaptığım anketler %100 doğru çıkmış. Yani evet. Doğru yakın söyleseniz bile ben bunu kesinlikle... Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Kendinizi evet. Bu şekilde kısaca tanıtıyorsunuz. Daha fazla da derine inmenize gerek yok. Tabii ya, inersen. Peki ben şöyle girmek istiyorum. Seçime ve anket çalışmalarına dönmeden önce. Sizin bir siyasi yönünüz de var. Biz bağımsız bir aday olmuştunuz değil mi? Evet. 2011 seçimleri miydi? Evet, evet. Evet. Yani şimdi onu açıklayayım. Öncelikle yani bazı eksileri gördüğüm için oldu. Şimdi sonuçta... Yani Diyarbakır'da herhangi bir partiye sırt vermeden bağımsız aday olmak zor. Benim gibi biri zaten hiçbir parti olamaz ki. Yani neden? Ne ben olurum ne bir parti beni kabul eder. Neden sıkı kabul etmesi bütün gerçekleri görebiliyorum. Şimdi bütün gerçekleri. Hani kral çıplak diyorum. Varsa bir yerde eksik ben babamı bile affetmem bir şansım. Hangi parti başına bela alır ya? Siyasetçiler cesaretli insan istemiyor mu? Maalesef. Maalesef. Yani özür dilerim. Maalesef siyasetimiz de genelde genel anlamda ranta bulaşmış. Çıkar ama menfaata özellikle parası olan kişi siyaset yapıyor. Evet. Maalesef. Bunu üzülür diyorum. Hani belki nadiren birkaç yani bunu ise... Bunu bölgemiz için mi söylüyorsunuz? Bölgemiz için de ya. Bölgemizde geçmişte farklıydı. Şimdi geçmişte bugün geçmişte zaten şu anda mesela bir işte hayır yani maddiyat diyorsunuz. Bu Türkiye geneli için Türkiye mi konuşuyorsunuz? Geneli. Bölgemiz için mi özellikle? Türkiye geneli ama bizim bölgemize utan verici. Evet. Yani, bizim yani daha ciddi bir boyutta. Bizim bölgemize olması efendim utan verici. Çünkü farklı durum var. Bizim bölgemiz yıllarca sorunlar yaşamış. Yıllarca efendim hani ölen insanlar üzerinde bazı insanlar bir irade efendim oluyorsa onların yanlış yapma lüksü yok efendim. Bir gümleği giyersen bir halkı temsil edersen senin yanlış yapma lüksün yok. Klasik diğer partilerde olur da, ulusal anlamda olur da ama Diyarbakır'da, Haberli'de, Bürgem'de kimsenin yanlış yapma lüksü yok. Aday olmuştunuz. Aday oldum. YSK beni efendim evet. Veto etti. Ben fazla o konuya girmek istemiyorum. Yok girelim. Geçmiş bir konudur. Zaten benim de hani meclise gidip... Belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Şimdi şöyle diyeyim. Ben efendim zaten Diyarbakır Esnaf Oda Başkanı olarak, yani Diyarbakır Tuhafet Parmağı Oda Başkanı olarak YSK'nın seçtiği bir esnaf oda başkanıydım. Hı hı. Herhangi bir suç unsurum yoktu. Sadece suç işleyen bir devletin savcısına veya bir tartışma olup cezaevine kendimi kasıtlı attım. Evet. Ondan dolayı hiç alakası olmadan ben bir başka bir televizyon... Savcıyla bireysel bir tartışmaya girdiniz. Bireysel şimdi. Değil. Yani toplumsaldı da sonuçta bugün benim gibi bir şahsın bugün devletin yasa kanunlarını hani öğretici değilim. Bir haberde bir usulsuzluğu ben ortaya çıkarırken orada maalesef bir savcımızın da görev ilmarı gördüm. Sırf olay efendim dikkat çekmek için şimdi çok farklı bir yönüm var. Hep sansürleniyorum ama bu konuda Can TV'ye hiçbir sistemim olamaz. Can TV her zaman benimle ilgili fikri düşüncem ne olursa olsun her zaman beni yansıtmış. Bundan dolayı Can TV'ye çok efendim teşekkür ediyorum. Şimdi benim bankasım dediği adayın YSK'nın veto etmesi de bir skandal.
Beni öncelikle BDP'li zannettiler. Ondan dolayı veto ettiler. Ama oysa ki benim herhangi bir eksikim yoktu. Ve herhangi yani zaten... Bu yargı sürecinde mi yoksa? Tabii tabii yok. Ben söylemek istediğim şimdi zaten ben yüksek seçim kurulu beni veto ederken ben zaten yüksek seçim kurulu seçilmiş bir esnaf oda başkanıydım ben. Seçilmiştim. Madem benim bir eksiğim olsaydı esnaf başkanı olamazdım. Evet. Yasal çerçevede o sırada ben efendim istifa ettim. İstifa ettim. Tek işte aday oldum yani. Ve bunu da efendim yani sanki Abdullah Kız'da bir aday olsun. Hatta Mücahit Can karşımızın konuğu oldum. Abdullah ben siz efendim kazanır mısınız? Dedim ki bir kuşun efendim taşa çarpması gibi bir şansım var. O şansı ben efendim yakalayacağım. Hani milyonda bir de gözükse. Bunu ama bunu belki bazı arkadaşlar efendim ciddiye almadılar. Beni ciddiye almadılar. YSET ve bazı kararlı güçler beni ciddiye alıp beni haksiyle beni efendim veto ettiler. Bırak ya Abdullah Kız'da bir aday olsun. Kim ona oy verecek? Hani mesela hani 100 oy alır, 1000 oy alır. Bırak ya. Ve beni karamanlaştırdılar. Benim Diyarbakır'da, ben Diyarbakır'ın efendim kara kutusuyum. Diyarbakır'da kim ne yapıyordu, kim ne ediyorsa biliyorum ve korkmadan söylüyorum. Benim kesinlikle ne BDP, ne AK Parti, ne efendim Kudan Parti ve diğer parti. Hiçbir diyalogum olmaz. Diyalogum derken mutlaka sevdiğim arkadaşlar var. Çok sevdiğim arkadaşlar var. Gidiyorum, ben geziyorum. Yani diyorsunuz ki bu partilere siyasi bir yakınlığım yok. Yakınlığım derken hiçbir ihtiyacım yok. Ve hiçbir bağlantım yok ve olmaz olmayacak da. Bunun için belki ama nedir? Benim halkımla şimdi sonuç itibariyle benim yoğun olarak ilgilendiğim parti BDP'de benim halkımın... Ama siyasi bir düşünce, bir zihniyet olmayınca siyaset yapmanın mantığı nerede? Ya siyaset nerede? Zihniyet dışında şimdi Gülde Hanım önemli olan şimdi illa hani efendim... Yani Abdullah Kızılay neyi düşünür peki? Demokrat mıdır? Gerçekleri mi düşünüyorum? Midir? Ya ben şimdi yani bir tarafım belki efendim şey işte muhafazakar da olabilir. Bir tarafım efendim mesela ben Yılmaz Güney'in Deniz Gezmiş'in sol tarafıyım. Ama özür dileyen ben bugün bir hani BDP'nin bir çoğunu savunurken bugün BDP'ye özür dilerim o son yeni bir parti ismiyle efendim katılan o arkadaşlar gibi de onu efendim onaylanmıyorum. Hani benim hem dinim gereği hem benim ahlakım, kültürüm gereği onları ben kabul edemem. Ha. Ama nedir bana göre BDP şu anda Diyarbakır'ımızda, Ahmet'imizde, bölgemizde yine en iyi partidir. Çok ağır eleştirerek de bunu söyleyeceğim. Evet. Ama bugün efendim mesela bugün efendim AK Parti genel anlamda merkez anlamda Sayın Başbakanımız bana göre gelmiş geçmiş en iyi başbakandır. AK Parti Batı'da çok başarılı. Aksine Güneydoğu'da bölgemizde skandal. Evet. Biz parti eşleştirmelerine geleceğiz. Evet. Artık eşleştirme mi diyelim, farklı bir isimlendirme de yapabiliriz. Sizin siyasi özgeçmişinizi, CV'nizi verirken özellikle bunu ben belirtmek istedim. Aday adaylığı durumunuzu. Bunun yargı boyutu yok değil mi? Var yargı boyutu devam ediyor ki geçiyor. Yani sonuç itibaren ben daha artık yargıya güvenmiyorum ki. Ya benim şimdi yani imza ile ilgili de birazdan yeni şeyle ilgili bir imza meselesine gireceğim. Ya benim imzam sakta atıldı. Usulsüz yaptı. Kongreye gittim ben. Yani benim bir gazetenin imtihan sahibiyken o gazete izni veren efendim Sayın Basın Savcımızın efendim hani imzalıp izin verdiği o hani imtihan sahibiyim ya bana bir gazetenin izni bazı savcı verir. O bazı savcıyla benim imzamın sahte o sahte olmadığını efendim iddia etti. Takipsiz kararı verdi. Bundan dolayı sonraki kriminal aşamaya gitmedi mi bu peki? Kriminal aşamayı incelemek istemem ama bir ilginç bir şey oldu. Özür diyelim. Bu her yerde var. Ya ben sahte imzalarla ilgili babam özellikle devletimde görüyorum. Son olarak da maalesef efendim BDP'mize de herhalde gördüm bir olayda. Biraz o konuya ben değineceğim. Şimdi kriminal inceleme gitti. Şimdi sahte imzalar atılmış. 31 Temmuz 2002 yılında atılmış. Yani şimdi 2015'te zaten hayatım efendim film oluyor derken. Şimdi 5 yıl efendim süre aşımı var. Sizce kriminal inceleme ne zaman buna karar verecek? 31 Temmuz 2002 yılında sahte imzalar atılmış. Savcı bey takipsiz kararı veriyor. Benim vurduğum ucdaf. Aynı günde ucdaf atıp vurdum. Kendimi Diyarbakır Amel Zindanı'na gururla attığım o cezaevine efendim kriminal inceleme ne kadar kaldınız? Efendim 48 gün. Evet. Yani 15 Şubat Sayın Öcalan'ın tutukma gününde kendimi kasıtlı cezaevine attım. Ve kasıtlı olarak attım. Kasıtlı attım ya ucdafı aynı günde ve Sayın Öcalan'ın doğum gününde çıktım yani o da bir ilginç bir durum oldu. Benim için bir tarihi bir gün oldu. Şimdi ben burada bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi imzayla ilgili siz söylediniz. Maalesef Abdullah Kızı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef hiçbir adalet görmedi. Bak ülkemizde AK Parti iktidarıyla çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle efendim o konusunda geçmişteki o zulüm bölgemizdeki o vakal kanla ilgili çok güzel gelişmeler ama Abdullah Kızılay maalesef hiçbir zaman adalet görmedi.
Ne AK Parti'den gördü, ne devletten gördü, ne BDP'den gördü, ne hiçbir yerden gördü. Abdullah Akıllıray'ın sanki bir sihir var. Kilitliyim ben ya. Şimdi siz az önce... Doğruyu çok açıkça söylediğiniz için. biraz doğru, doğru her zaman. Sansürsüz konuştuğunuz için. Biraz anılmalım ya. Deliyim yani. Deliyim çılgınım ha. Gerçeğe göre mi deliyim? Şimdi çoğu delili bir abimiz de bir ara bana bir şey dedi. Ya bizim bazı hani delillerde demek ki bir şeyler var. Hani bir hani bizim görmediğimiz, bizim bilmediğimiz bazı şeyleri görüyorlar. Ya ben bazen Allah'a kurban olayım. Yani kendimi bir şeyle ben inan etmiyorum. Ya seçim öncesi anketlerden, seçim öncesi analizlerden öyle bir analiz ediyorum ki hiç tanımadığım kişi hakkında yorum yapayım öyle çıkıyor ya. Bazen ben bile offside oluyorum. Ya bu kadar olmaz ya. Nedir? Neyin nesidir hani? Yani şimdi benim hani kendi konumu önce bir bitireyim. Evet. Zaten efendim AİHM'de benim tazminat konusu var. AİHM'de de bir şey beklemiyorum. Abdullah Kızılay yaşadılar. Haksızlık zaten bu 2015 yılında bir sinema filmi olacak. Ama Abdullah Kızılay'ın gerçekliği de herkes utanacak. Maalesef utanacağım. Yani benim devletimin yetkileri utanacak. Efendim benim BDP'li siyasetçilerim utanacak. Ve kendime Diyarbakır'da insanım diyen herkes benim acı gerçeklerime efendim utanacak. Aç karnına, kat imkanımla. Evet. Kiramı veremezken Diyarbakır'da bak. Yalan değil. 4000 kişi iş bulmaya vesile oldum ya. Diyarbakır'da iş bulmak benim bir sorum. Bunu merkeze almada efendim bunu kim yapacak? İş bulma kurumumuz. Bunu yapacak efendim devletimiz yapacak. Bizim paramızla, bizim vergimizle. İçtiğimiz suyun bile vergisi var. Yani sonuçta giydiğimiz bir elbisenin bile vergisi var. O bizim paramız. Paramız bugün Cavcut efendim Diyarbakır'da efendim edilirken yerel anlamda da bizim siyasetçilerimiz de maalesef genelde belki haklı olarak siyasi alana daldığı için de bir eksik oldu. Abdullah Kızılay olarak altın harfleri yazmışım. 4000 yakın kişiye iş bulma vesile oldu. Evet. Biz asıl efendim konumuza girelim anketlerle ilgili. Arkadaşlar son cümleyle asıl konumuza gelmeden önce şunu da söyleyeyim sonra. Dediniz ki AİHM'den beklemiyorum. Neden? Afro İnsan Hakları Mahkemesi'nde öyle önemli kararlar verildi ki. Şok bir şey daha burada diyeceğim. Şok bir şey. Bak bu programımız da şok bir program oluyor sizle bu arada. Şimdi ben 2005 yılında SİHA'dan ajanlık teklifi aldım. 2005 yılında ajanlık teklifini reddettim diye bir yaşam ölüyor oldu. Bu ciddi bir açıklama mı? Ya ciddi derken 2005 yani yılında... Yani ve riskli bir açıklama yapıyorsunuz. Riskli ya o riskin en kralıdır ya. Özür dilerim biraz diye bakan şey söylüyorum. Ajanlık teklifi alırken bana bir telefonla geldi. Hapki teklifi kabul edebilirim ya. Ne devletim? Devletim yok. Halkçı geçinen siyasetçim yok. Allah yolunda giden insanlar da yok. Bir gencim, bir gazete bile çıkaramıyorum. Gerçekliği paylaşmak için bir gazete çıkarıyorum. Ve orada demek ki efendim köşe yazımda Metal Fırtına adı bir kitapta bir arkadaşım haberiyle orada demek ki dikkat çekiliyor. Biraz ekonomik olarak hani para önem vermiyorum. Kendimi çok zorunda ben bırakıyorum. O sırada bir efendim bir temas oldu. O teması reddettim diye bana telefonla Abdullah Kızılay sen yaşamıyor ölüsün. Sen artık istediğin hiçbir şey olmayacak. Benim için artık macera başladı. O ki istediğim olmayacak ya. Ben bankasının etkili adayı niye oldum? Zaten olmayacaktım. Zaten veto edilecektim. Elime bu bardağı alsam bardak olmayacak. Yani gerçekten ha şimdi çok farklı şeyler yaşadım. Ha şimdi ben Allah'ta program etmez. Yani günden aramızda Abdullah Kızılay'ın kim oldu efendim? Google'e de var. Şimdi Diyarbakır'da çok özür dilerim ben size saygı duyuyorum. Çok da gelen arkadaşlarımız da var. Google'a yani, giremeyen izleyicilerimiz vardır şimdi. Amcalarımız vardır, dedelerimiz vardır. Biz evet. Kendi Abdullah evet. Kızılay'ı bırakalım. Böyle bir sizi ilk önce tanıttık. Ama bitmez tanıtarak tabii. Biz kişiliğinizi, kimliğinizi burada anlatarak açıklamalarınıza geçmek istiyoruz. Çünkü evet. Havada kalacak konuşmalarımız o zaman. Şimdi bölgemize dönelim. Evet. Özellikle sizin önceki yerel ve genel seçimlerdeki tespitleriniz oldu. Evet. Anketleriniz oldu evet. Ve yüksek bir oranda bu çıktı. Bunu bizimle paylaşır mısınız lütfen? Bunu yüksek oranda söylemeyin. Ya yine ya arkadaşlar yani yüksek oranda diyorsunuz. Ya benim seçim öncesi yaptığım anketler sonuçta %100. Yani daha önce de bir arkadaşla da programa katıldım. Abdullah Bey sizi tebrik ediyorum. Bunu nasıl yani diyorsunuz %100? Sizi şimdi arkadaşımız geçmişe ilgili bir şey yayınlarsa... Arkadaşımızdan rica ediyoruz VTR'mizi. Özellikle başbakana yazdığım bir anket. O sadece bir karar verirse... Efendim başbakana, Sayın Başbakan'a verdiğim anket seçim öncesini bir de hani resmi yere de paylaşıyorum. Çekincem yok. Allah'ın gördüğünü. Kimseden saklamam. Hiçbir partiden saklamam. Kapı merkezi açık. Evet. Kimsenin kapısına gitmem ama benim kapı merkezi açık. Halkın faydası için
gerçek anlamda ne gerekirse ben yine hazırım her zaman. Şimdi olmazsa birazdan arkadaşlar da hazırlar. Biz konuşurken hazırlanır zaten. Şimdi söylemek istedim anketlerim, tespitlerim. Evet. Siz dediniz ya %100'e yakın falan dediniz. Yakın demeyin, ben bunu suç kabul ediyorum. Çünkü %100 buldum. Yani son özellikle efendim şu anda gündemimiz 30 Mart yerel seçimde. Son yerel seçimde ben efendim Diyarbakır'da seçim sonuçlarını %100, ihanetleri %100 buldum. Eksikleri %100 buldum. Yani Diyarbakır'da DTP'nin alabileceği oy %65, AK Parti %31 ve şu aynen bu sadece sabit kalsın. Bunun üzerinden gidelim. Özür dilerim. Şunu da Sayın Başbakanımıza 15 Şubat DTP İl Belediyesi'nin önünde polise daha gelirken gazeteci olarak daha yedikten sonra yaptığım anket mi diyorum. Sayın Başbakan Diyarbakır ziyaretinde 23 Şubat olması lazım. Sayın Başbakan'a ben o anketi verirken efendim DTP'nin oy oranı %65 olacağını, AK Parti'nin efendim oranı %31 olacağını ve alta aslında benim getirdiğim bu paylaşım çok net değil. Orada da Diyarbakır halkının %50 üzeri Sayın Öcalan'ın sevdiğini ve Diyarbakır halkının %50'sinin PKK'yla aynı çizgide olduğunu ben çok açık belirttim Sayın Başbakan'a. Sayın Başbakan'ımıza analizlerinde ayrıca özel bilgi verdim. Hazro'yu tek... Bizzat mı verdiniz bunu? Bizzat yok efendim, korumasını efendim verildi sonuçta. O benim sorunum değil. İncelenmiştir. Zaten çok özür dilerim. Sayın Başbakan'ın çok beceriksiz danışmanları da var. Özür dilerim. O analizin içinde mesela sadece bunu ben halkla paylaştım. Kendi halk bel aldığı gazetemde 25 mitajı gazetemde aynısını paylaştım. Bir de Diyarbakır'da bir ihanet derken özür dilerim. Benim şimdi ben bir iradeye saygı duyuyorum. Bir toplumun bir efendim maalesef acı efendim gerçekleri var ama o acı gerçeklerle o zulümle doğan bir güç var. O zaten o gücü olmasaydı şu anda belki bu sürece gelmezdik. Ana dilimizi konuşmazdık. Ama iyi yerin içinde mutlaka her dönem bir kötülük oluyor ya. Ya ben geçen yere seçimde Diyarbakır'da Hazro ilçesinin AK Parti alabileceğini ve Hazro'da DTP'nin oyu 850 olacağını seçim öncesini buldu. Peki Hazro'da yere seçimde oy oranı kaçtı? Yani pardon, DTP'nin aldığı oy 851 değildi, 850'di yani. Ben bunu %100 efendim seçim öncesi Sayın efendim Necdet Atalay, çok değerli DTP il başkanımız, çok sevdiğim arkadaşım, KCK'li şunu da efendim Diyarbakır cezaevinde onunla da paylaşmıştım. Gazetende halk ben aldığı tarafsız, parasız, menfaatsiz bir gazetede gerçekleri paylaştım. Ama hala beni görmeyenler var. Bu seçim yaklaşıyor. Anket yapıyorum yine. Evet. Benim özellikle Diyarbakır'da Yenişehir'e ilgili bir şok bilgilerim var. Yenişehir arkadaşımızdan rica ediyoruz biraz ileriye götürsün anketle ilgili. Yenişehir'le ilgili de şimdi geçen seçim öncesi zaten bütün belediye başkanlarının efendim sonuçları benim gazetemde öğrendi. Ha sonuçta ben zaten herkes biliyor. Diyarbakır'da efendim DTP kazanacak diye. Bu seçimde herkes biliyor benim olacak. Mesela Sayın Selim efendim Kurbanoğlu biz bir ulusal televizyona çıkmadan önce Sayın Başkanımız efendim seçim sonuçlarını net olarak ilk kez benim sahibi olduğum gazetemde gördü. Programa katılmayı çektik. Şimdi asıl konuya göre ben Hazro gerçeğini anlattım ya. Mutlaka bizim efendim BDP'miz diyeceğim. BDP'ye daha yakınım. Benim halkım yakın olduğu için. Şimdi ben %100 halka yakınım. Benim halkım da %50 oranda %50 üzerinde BDP yakın olduğu için benim yani asıl siyasi görüşüm odur. Yani bu seçimde BDP'nin yine bir hatası var. Yenişehir'de seçim öncesi analizlerim ve ne ilginçtir ki seçim sırasında çok özür dilerim diyorum bunu. Şimdi sonuçta yani belki bir bazı arkadaşlar bazı tarafa çekilebilir. Geç o ekrandaki efendim Ekin Ay'ın aylık anketidir. Yenişehir'de BDP bu mantıklı olarak efendim kaybediyor. Bu en son Ekim ayının mı? Evet, aylık mı sizin anketleriniz? Evet aylık. Şimdi o hani Ekim ayında BDP'nin %41, AK Parti'nin %19 efendim, Hodapar'ın %17. Bir de efendim Karaslar %12. Bir de şey efendim Degişkenler. Degişkenler %9. Degişken derken yani hani iki parti arasında kalan efendim kesimler de var. Bu benim çok özel bir tespitim. Hı. Şimdi ben asıl Konya'ya gelirim. Benim yaptığım bütün anket ettim analizim zaten BDP Diyarbakır'da merkez ilçede rahat kalacağını belirttim. Belirtirken Yenişehir hariç. Yenişehir'de bir sorun var Selim Başkan. Neden? Selim Başkan çok sevdiğim bir başkan. Gerçekten hani saygıya değer birisi. Kendisi de beni seviyor. Kendisine hiç alıp veremediğim ne yok. Yani herhangi bir alıp veremediğim
Yok yani ben Yenişehir'de kongrede ben şimdi bütün geçen hafta pazar günü ben BDP'nin bütün delegasyon seçmeni takip ettim ben. Kayapınar, Sur, Bağlar ve efendim Yenişehir. Ben aslında Kayapınar'da bir eksik olabileceğini ben efendim düşünmüştüm. Şimdi niye? Daha da seçime rant olmuş. Özür dilerim. Geçmiş DTP, geçmiş HEP, geçmiş gelenek, BDP'nin geleneğinde gelen o sırada aday bulunamıyordu. Kimse aday olmadı. Şu anda çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Ve bazı görüntülere utandım. Her sonuç itibariyle yine BDP'miz, yine halkın zaten partisi, iradesi, bizim partimiz yine en olumlu parti, yine en iyi parti, yine o parti. Ama şu an çelişmiyor musunuz? Bizim partimiz diyorsunuz. Halbuki az önce dediniz ki biz hiçbir partiye zaten yakın değilim. Yakın derken zaten yakın değilim. Yani şu anda benim halkım %50'si üzeri. Benim asıl taraflığım, asıl benim partim halktır. Bugün benim %50 üzerinde halkım. Özür dilerim. Şimdi isim dediniz ya. Ben Sayın Başbakan'a da o bir analiz yaparken Sayın Başbakanımıza. Evet. Hani halkın %50'si. Şu bilgilerin üzerinden bir gidelim. Şimdi burada hangi bilgiler var? Efendim Yenişehir konusunu bitirelim. Çünkü çok önemli bir konu aslında. Yani BDP'miz gelen şeyle şimdi aslında tek tek adayları değineceğiz. Ona şimdi değinmeyelim. Tamam. Biz anketler üzerinden gidiyoruz. Arkadaşımızdan rica ediyoruz İbrahim tekrar çok, efendim. Özür dilerim. Tamam. Burada şeyle ilgiliydi bu. Bizim efendim sanal anketimiz. Sanalda mesela internete efendim giren arkadaşların yaptığı oylardır. Yani mesela orada belediyeler ne yaptı? İnternet üzerinden sağlıklı mı? Çok sağlıklı değil anketler. Kesinlikle. Zaten benim normal anketimde zaten efendim kodal var %35-40 gözüküyor. Hayır, bilgisayar evet. Ya internet üzerinden yapılan anketler. Çok sağlıklı olmasa da bu benim de kişi anketlerim sağlıklı çünkü zaten bir kere oy kullanan oy efendim kullanamıyor. Kesinlikle. Yani bir bilgisayar bir yerde kullanamıyor. Şimdi burada akar sağlıklı bazı belediye efendim neler yapmalı. Burada mesela siyaset ve hizmet var, şıkı var. Evet. Sadece hizmet şıkı mesela ön planda. Yani artık bu süreçten sonra zaten siyasi anlamda bu artık bölgede halk siyaseti biraz arka plana çıkardı. Hizmet mi istiyor? Aynen. Yani. Artık hizmet istiyor. Özellikle bu karedeki sonuçta da orçuktu. Yani halk hizmet istiyor. Ayrıca her şurada Diyarbakır'ın başlıca sorunları ne? Daha önce Kürt sorunuydu. Yani odur. Şu anda başlıca sorunu Diyarbakır'ın anlattığı bir çöküntü var. Uyuşturucu var, farklı şeyler var. Evet. İkinci sorun işsizlik. Geçim benim favorim işsizlik. Mesela benim anketim efendim ahlaki çünkü çok çıktı bir yani ön planda. Evet. Çok ciddi bir anket bu. Bak bu ne kadar sanal olsa yaş bile aralığı ne bu anketlerinizde belirtiyor onu mu? Onu tam bilemiyorum. Genelde gençler giriyor. Genelde evet. Bir kere giren ankete girenlerde bunu belirtmiyor musunuz? Hani hangi yaş grubu? Yok o kadar. Ya ben her şeyi yapıyorum. Ben şimdi tek başıma ilgileniyorum. Evet. Kimsinden param, kimsinden emir almıyorum. Kirama uğraşıyorum. Başka şeyle uğraşıyorum. Yani şimdi ondan dolayı şimdi ayrıca arkadaşı diğer şeye geçse burada en iyi milletvekilimiz kim? Diyarbakır'da. Evet. Kimler seçilmiş? Hiç kimse. Hepsi başarısız. Ön planda birinci Altan Tan, ikinci Sayın Bakanımız da efendim Cuma İşten. Peki yüzdelik oranı ne? Efendim? Yüzdelik oranı. Ya yüzdelik olarak özellikle büyük oranda efendim şey mesela hepsi başarısız. Şimdi belki orada siz demişsiniz efendim niye oya Erolat yok? Ben Sayın Erolat'ı milletvekili olarak görmüyorum. Yani ya bu kişiyle bir şey olarak vermeyelim. Yok, yani hizmetler üzerinden söyleyelim. Benim halkanket.com sitemde niye Sayın Erolat yok diye, yani derseniz ben maalesef hani ben böyle görmüyorumdan ziyade yaptığı çalışmaların yetersizliğinden dolayı anlatın lütfen. Yetersiz değil zaten evet. O şu anda milletvekili olarak zaten benim oy verdiğim seçilmiş bir hatip dişle vardı. Evet. Şuna zindanda benim milletvekilim o. Ha o olmadı. Zaten niyeyse de beni hapsele veto etti. YSK beni hapse veto olmasaydı ben olabilirdim. Veya da efendim Sayın Salim Esenur efendim olabilirdi. Şimdi KS'de sonuçta bir hani 22 küsür de yani benim anketlerimle Sayın Selim Mehmet Salim Esenur yani 30'un üzerinde bir oy aldı. Hayır ben şunu onu söylemek istedim. Biz insanların kişisel şeylerine girmeyelim lütfen. Hani iddia o zaman sizin iddialarınız olsun lütfen. Girirken, evet, iddialarınız ben, olsun bu. Tamam. Evet. İddialarınız benim iddialarım hepsi gerçek. Ben asla bir insana iftira atmak en büyük alçaklık. Şundan dolayı karşı tarafın söz hakkı doğuyor çünkü iddia olarak. Saygı diyorum sevgilim. Evet. Kimse benden alınmadı. Ben asla hiç kimseye iftira atma lüksüm de yok. O hakkım da yok. Gerçekleri paylaşıyorum. Hayır bakın siz de gazetecisiniz. Biz bunu hani iddia boyutunda söylüyoruz. Çünkü karşı tarafa da bir söz hakkı doğmasın. Şimdi bir şey daha gazeteci, araştırmacı. Şimdi bazı arkadaşlar bana aklım karıştırmacı diyorlar. Yani özür dilerim diyor. Bunu birçok işte belirtiyor.
İnanın benim karıştırma haklarım hep hak. Hep doğruluk yanında. Yani bir haksızlığı görsem, bir zulmü görsem, bir yanlışı görsem o hani karıştırma hakkımı orada kullanıyorum. Evet. Şimdi adaylara sonra girelim. Tabii. Partilerden gidip sonra adaylara tek tek aday isimlerine geçeceğiz. Evet. Şimdi Diyarbakır'da üç önemli parti. Değil mi? Sizin tespitiniz de bunu gösteriyor. BDP, AK Parti ve Hüdapar. Evet. Evet. Şimdi önce BDP ile başlayalım. Evet. Daha sonra AK Parti ve Hüdapar. Tabii. Şimdi BDP öncelikle zaten haklı olarak geçmiş yıllarda devletin büyük yolunda bir zulmü vardı. Köyler baş hakkında zulmü yapıldı. Sonuçta hani gençler ailelerden kopup dağlara çıktı. Şimdi bu dağlara çıkan da keyfi gitmemiş. Hani bazıları gibi efendim kaldırılmış diye bir şey yok. Avukatı var, doktoru var. Kim kaldırmış onları? Yani ya kaldırarak gidilmiş falan o ayrı mesele. Şimdi sonuç itibariyle geçmişteki o zulümden, devletin zulmünden dolayı bir irade doğdu. Bir parti doğdu. Ve o irade sayesinde şu anda bunu itiraf edelim, bunu herkes bilsin. Benim asra, benim çok saygı duyduğum bazı değerler var. Bazı hani aynı fikirde olmadığım şeyler olsa da ama bugün herkesin buna saygı duyması lazım. Bugün peki herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Aynı şeyi de yaşamak zorunda değil. Ama bence özellikle saygı duyması lazım. Bir Kürt olarak hem sosyal yaşantımızda yani, hem siyasi hayatta herkesin birbirine saygı duyması lazım. Saygı duyması lazım da bazı gerçekleri efendim bilmeli. Yani bugün ben hani BDP'nin veya efendim başka yerlerin iyi tarafını anlatırken ama kötü tarafını da ben söylerim. Yani bugün beş parmak bir hani ne diyoruz. Ben bunu söylerim ben. Şimdi sonuç itibariyle ben bunu anlatırken yani biz öncelikle... Bu seçimde BDP'yi isim olarak girmeyeceğiz. Aday seçeceğiz. Girin yok. Ben rahatım onu, ya. Hayır. Onun sonraki şeyimizde. Konuyu hemen bitirmeyelim. Oy oranını ne görüyorsunuz? Oy oranı zaten ben seçim yani önce seçimden diyorum. BDP'nin özellikle 23 Mart Nevroz finali. Şimdi malumuz o hani 30 Mart yerel seçim olacak ya. Şimdi 23 Mart'ta hani Nevroz hafta sonu pazar gününe gelecek. Büyük ihtimalle şimdi bazı arkadaşlar da biraz eleştiriyor. Sen kimsin de kendi kendine mi söylüyorsun veya karar mı aldın? Sen efendim BDP'nin öz yetkili misiniz? Şimdi 23 Mart'ta BDP'nin final bir mitingi Ahmet'te olacak. Evet. Ama o havayla, o mitingle Nevroz BDP süpürecek. Yani %50 özeli o AK Parti'nin adayı kim olursa olsun alır. Önce bunu belirttim ama sonuç itibariyle istediği oyu almayacak. Ha burada bunu biz belirtelim. BDP istediği oyu bu seçimde almayacak. Çok çok düşük alacak. Hani mesela BDP son seçimde 165 almışsa bazen karşı %70 yani diyor kesinlikle. Yani Nevroz'daki o havaya rağmen mi alamayacak diyorsunuz? Evet evet zaten Nevroz havasıyla biraz yani havası der ki özür dilerim. Şimdi sonuçta mesela BDP'nin çok net bir oy oranı var. Net o var. O oran zaten o oran zaten rahat kazanır. Ama bugün efendim o oranı anlattık ya bugün efendim Yenişehir'de sıkıntı var. Yenişehir'de sorun var. Ben şimdi anket alacağım. Hiç yani bilmediğim... bu sadece Yenişehir'i mi alıyorsunuz yoksa çözüm sürecine başbakanın yaptığı katkıdan dolayı mı oyların düşeceğini düşünüyorsunuz? Yok düşünmedik. Şimdi sonuçta böyle bir efendim Hüdapar bir gerçeği var ya. Şimdi efendim Hüdapar... Çözüm sürecinin bir katkısı olmuş. Katkısı çok olmaz. Hani mutlaka katkısı var da şimdi hani AK Parti son seçimde %31 aldı. Asla %31 efendim bulacak mı? Yok. Yani bugün Nihat, Sayın Nihat Hatipoğlu bile bir şeyde olsaydı bile belki %31 zorlaydı. Şu anda kim olursa olsun %31 AK Parti alsa bulmayacak. Yani benim bütün analizim, bütün organizasyon şu anda AK Parti yaptığım arkadaş bunu yayınlarsa o anket sonucuyla birlikte o sabit kalsa. İbrahim Lütfen'e rica edelim. Efendim Kasım 2013. Evet. Şu burada sabit kalsın. Zaten şu anda efendim, şu anda efendim AK Parti %24 yani %19 değil. Bu başbakanın ziyaretleriyle birlikte. Hı hı. Gerçek oranda mesela. Bu bölgemiz için mi? Yok bu sabit bölgede ben Diyarbakır. Ben bölgeye bir şey diyemem. Evet. Yoksa ben Diyarbakır için geçerli. Ben Diyarbakır için şu anda merkez içine dahil bir genel itibari. Mesela bugün Bağlar'da BDP %60 küsur alır. Yenişehir'de mesela kaybetme riskiyle birlikte mesela az bir oran alır. Hani ben bunu genel itibariyle evet. Diyarbakır'da BDP'nin oranı şu anda Kasım ayında %44. AK Parti %24 bu sabit kalsın ha. Efendim Hüdapar %14, Karas'ta burada belirtmişim ben. Karas'ın bu çok önemli. Şu anda mesela efendim işte hani Karas'ta %10, Değişken %6. Hani daha önümüzdeki süreçte. %20'ye yakın bir dilim hala beklemede. %16. Hayır topla ortalama %20'ye yakın oluyor aslında. Tabii yani kilomuzda %20'ye yakın. Haklısınız da bu da aslında AK Parti'nin adalarına bağlıdır. Evet. AK Parti'nin adaları iyi olursa, mesela şimdi AK Parti'nin yeni şeyle adayı gerçekten iyi olursa, yani eğer bu benim anlatacağım delegeyle ilgili bu efendim Yenişehir'deki
bu eksilgiyi eğer giderilmese Yenişehir'de AK Parti sürpriz yapabilir diyorum. Ama onun dışında hiçbir yerde AK Parti'nin, hiçbir yerde merkez içeri diyorum. Ben de içeri gidip ben yorum yapmak istemiyorum. Yani sonuçta böyle hani AK Parti'nin adayları iyi olursa genel itibariyle genel olarak AK Parti'nin yani oy oranı %24 şu anda. BDP'nin %44'tür. HUDAP'ın %14 söyledik. Yani bu BDP'nin bu değişkenle kararsızların yarısını alsa bile %52. Yani BDP Nevroz havasıyla o etkiyle adayın etkisiyle zaten adaların hepsi yani daha görmüş. Önceki seçimi başarısız yakalayamaz diyorsunuz. Yok kesinlikle yakalayamaz. Tamam. Bir de burada bir efendim Hudapar'ın gerçeği var. Hı-hı. Şimdi efendim Hudapar'a göre %30 üzerinde oy alacağını iddia ediyorlar. Yani iddia derken hani son sanalda bir hani ciddi olmayan bir anket sitesiyle biraz efendim Hudapar hani belki biraz bir havaya girdi. Yani çok yanlış bir gaza geldi. O gaza gelerek zaten efendim hedef oldu. Zaten Hudapar'a bağlı bazı denekler zaten birçok saldırıya uğradı. Yani bu da hoş bir oran dedi. Ben sizden öncelikle bu seçim öncesi, aylar önce Diyarbakır'da BDP ile Hudapar arası olası bir saldırılarla ilgili olası oranları önlemek için kendimi tarafsız bir şekilde kenara çekip hakem oldum. Ama sonuçta ne kadar tarafsız olsam bile bugün ben %52 BDP'liyim. %14 efendim Hudaparlıyım. %24 ben AK Partiliyim. Yani ben çok farklıyım. Ya şimdi bunu belirtmek için bazı arkadaşlar da BDP'li arkadaşlar mesela beni eleştiriyor. Sen AK Partili misin, Hudapar mısın? Hudapar'ı eleştiriyorsan BDP'li misin? Ya ben kimse değilim kardeşim. Ben halkım. Yani bu 2-3 yüzyılda yanlış anlamayın ha. Şimdi, peki Hudapar'a geçelim. Hudapar niçin bu kadar çok büyük bir Hudapar için oran çıkardınız? Niçin? Gerçek bir orandı. Yani onlar sonucu beklemedi. %14. Hudapar'ı nasıl görüyorsunuz? Hangi yere daha yakın görüyorsunuz? Yani zaten şimdi en azından efendim yani Hudapar'ın kendi anlamda şimdi hani geçmişte efendim. Yani daha doğrusu size göre onun siyasi duruşu ne şu an? Siyasi duruşu belli yani şimdi yani gerçeği anlatalım. Şimdi öncelikle zaten geçmiş dönemde çok olumsuz şeyler vardı. Yani o geçmişi fazla karıştırmak istemiyorum. O geçmiş hep ulusal medyada analiz ediliyor. Özellikle bizim BDP tarafından çok ön plana alınıyor, eleştiriliyor. Bu yanlış buluyorum. Sonuçta böyle herkes demokratiktir. Bizim BDP'de bir hatası var. BDP ve düşen hatası var. Bizden olmayan sanki değildir gibi. Çok farklı bir açı var. Bazı ihanetler yapılırken hesabı sorulmuyor. Bazı hataların hesabı sorulmazken yok efendim AK Parti oy veren böyle beledir. Yok efendim Hudapar oy veren böyle beledir. Çok farklı bir yanlış bir eksiklik var. Bu ayrı. Hudapar sonuç itibariyle bana göre Diyarbakır'da seçime girmesine ben çok çok sevindim. Sonuçta bir farklı bir yani düşünce derken İslami açıdan kendi açısından olarak efendim Hudapar yani Allah Partisi yani Hudapar biraz Kürt İslam sentezi mi var? Var ama gerçek olarak da tam Kürt şeyini efendim savunmuyor. Yani normal var hani orada yani biraz BDP'nin oylarını çürütmek için mi? Çürütme de bir kere ben bunu buradan şok bir şey diyeceğim. Hudapar'ın bir kere seçime girmesiyle otomatikmen şimdi diyorum BDP'nin %8 gibi oyları eksildi. Ha dersiniz ki. Şunu mu yaptı Abdullah Bey? Yani AK Parti'de ki İslami isimler yani evet. İslami duruşa yakın Kürt evet. Kimliğiyle evet. önde olan isimleri bir kısmını çekti yanına. Evet. Bir de BDP'de İslami inancı daha yakın tarafı kişileri çekti. Var, yani hem AK Parti'den hem BDP'den mi toparlama yaptı? O var da ama bir gerçek daha var. Bugün mesela bazen diyor ki efendim BDP'nin bir oyu efendim kadar para gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Gidiyor. Adam komşudur. Adam mesela kimisi var tarafsız. Komşusu, akrabası bir partiye tanıdığı akrabası olunca o düşünce olunca o kişinin yani bu komşunun yani. Akrabalık ilişkisiyle mi yoksa siyasi duruşla mı alakalı? Siyasi duruşla yani olarak, orada sembolik birkaç kişisinden başka bir şey gelmez. Yok şimdi yani bunu derken ben bunu hani bazıları diyor ki efendim bu kadar paraları kimden alıyor? Gerçek olarak bir fikir düşünce var ve derneklerle gerçekten son yıllarda çok güzel efendim yani siz özellikle şunu diyorsunuz. Yaptı. İslami duruşa yakın evet. AK Partilileri, İslami evet. duruşa yakın BDP'lileri evet. içerisine alan bir parti. Var. Şimdi onun dışında kendi zaten bunu söylemek isterken şimdi sonuçta Diyarbakır'da hani BDP düşüncesinde olup BDP'den çok az olan da ama bölgede güçlü bir parti bu. Türkiye'de güçlü bir parti Türkiye'de değil yok. Mi? Türkiye'de %2-3 gibi yani bir, evet. öyle bir yorum analiz etmemişim. Diyarbakır'da efendim Batman'da yine iyidir. Diyarbakır'da %10'dur gibi şu anda. Yani %10 kararsız %6 değişkenken özellikle bu hani Hudapar'ın alabileceği olan efendim AK Parti'nin şey adaylarına göre
Yani %3, %4 gibi bir artış olabilir. Evet. Efendim iniş olabilir. Yani onunla ilgili ben diyorum. Sonuç itibariyle efendim. Yani bu seçimlerde güçlü görüyorsunuz. Güçlü efendim. Bugün evet. Ama yalnız Hodapar %14'ü beğenmez. Bana göre çok büyük bir başarı. Şimdi bazıları da Hodapar'a %5 oy vermez. Evet. Şimdi yeni parti ilk kez antrenman yapıyor. Ama nasıl bu seçimde sandıklarda bir nevi Hodapar'ın müşahitleri, Hodapar'ın AK Parti gibi değil. Yeni bir partiydi. Evet, evet. Büyük bir oran mı yakaladı? Tabii öyle. Ama yok yani Hodapar'da o kadar şimdi bazıları %5 şans vermiyor. Şu anda Hodapar'ın oranı %14. İlk %17'si söylesem de özellikle hani yani BDP'nin aşağı yukarı zaten rahat alacağını söylemiştim. Yani Hodapar'ın %14 bile bana göre çok büyük başarı. Evet. Bu seçime antrenman gibi. Ben bana göre efendim Hodapar'ın yapması gereken benim az önem verdiğim RAM Kırgızlık oranı çok ben değiniyorum ya. Ne de olursa olsun. Hodapar'ın çalışmalarında özellikle mesela bu seçimde mesela her merkez ilçede 5'er 6'şer tane mesela meclis üyesi aldı. Sadece geçmişi ve yeni yapılan yolsuzluk kırgızlık varsa onları takip ederse varsa öyle bir şey vardır maalesef. Özür dilerim diyorum. Her yerde kırgızlık var. Her yerde yolsuzluk var. Kimse bana iki anlatmasın. Yani Hodapar buna ağırlık verirse gelecek dönemde büyük oranda bir oy alır. Bu buna bağlıdır. Ama bugün BDP'mizle, AK Parti'mizle yani belediyelerde bile mesela AK Parti'nin meclis üyeleri de maalesef bazı yapılan olumsuz şeylere mesela ortaktılar. Zaten burada ortaklıklar var. Bugün efendim Diyarbakır'ımızda, Ahmet'imizde birçok ortaklıklar var. Kimin eli cebinde, kimin eli kulağında belli değil. Yani şimdi seçim sürecinde halkı birbirine getiriyorlar. AK Parti oy veren yok şudur budur. Hakaretler yapılıyor. Bir bakıyoruz efendim AK Parti'ye bir koltuğa kim getirmiş efendim? BDP'li bazı yöneticiler getirmiş. Bir koltuğa getiriyorsun. AK Parti'ye temsilini sunuyorsun. Ve hatta bu yerel seçimde de mesela karşıya çıkacak. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar herkes birbirine öncelikle saygı duymalıdır. Ve bu seçimlerin kesinlikle olaysız yani geçmesini istiyoruz. Ki, demeniz şu. Yerel seçimlerde yönetim aşamasında, belediye meclisinde hem iki partide de bir takım yanlışlıklar yapılmıştır. Yapılmış ya şimdi sonuçta. Ve buna herkes imza mı atmış? Yani sonuç itibariyle imza derken şimdi sonuçta mesela bir belediye başkanı seçiliyor. Şimdi belediye meclisi üyeleri imza atıyor mu? Yok imza atıyor da şimdi Gülden Hanım. Mesela örnek zaten BDP mesela örnek mesela Kalkmanı mesela efendim kezin alıyor. BDP mesela şeyde 40 tane mesela efendim şey var mı efendim meclis üyesi var. BDP efendim 40 tane de mesela örnek girmeşini alıyor. Tamam mı? Mesela AK Parti 12'sini alıyor. Diğerini mesela efendim Hodapar alıyor. Bu sefer bazı kararlar alınca ki genel itibariyle BDP güçlü olduğu için bütün kararları rahatlıkla yapabiliyor. Ama bir tane meclis üyesi istese benim gibi bir tane meclis üyesi asla öyle bir diyetim yok olmam da onu ben belirtemeyince ben bir belediye meclis üyesi olursam var ya o araştırma karıştırma öyle bir yaparım. Bütün yolsuz çıkarım. Kilitlerim beni ya. Bir Perejian abi Bir dizi iş nabe. Yani maalesef. Açıklayalım. Bilmeyenler Kürtçe'ye olabilir. Yani parasız işler olmuyor. Kırgızlık da bazı kırgızlık da olmasa bazı işler yürümüyor. Bazı binalar kırgızlık yapılmadan çıkmıyor kardeşim. Bunu herkes bilsin. Fazla beni açmayın. Zaten efendim harbianket.com'da var gerçekten. Doğruları konuşmak için. Evet. Kendi doğrularınızı konuşmak için geldim. Tabii. Yani programımız zamanımız da değil mi? Yani zamanımız tabii ki var. Biz ara vermeyeceğiz. Bugün arkadaşımızı da kırmadık, geldik. Biraz problem yaşadım ben sağlık sorunu nedeniyle ama randevumuz vardı. O yüzden kırmayarak geldik. Ara vermeyeceğiz. Reklam arasına girmeden programımızı devam ettireceğiz. Şimdi Hüdapar'la ilgili gerçeği söylediniz. Evet. Daha sonra kendi düşüncelerinizi söylediniz. Anket sonuçlarını paylaştınız bizimle. Diğer partilere ilgili de söyleyin de hani ona göre. Hani diğer partiler... AK Parti kaldı mesela. AK Parti'yi konuştuk. Konuştuk ama hani genel itibariyle mesela... Tamam, kalan cümleleriniz varsa lütfen söyleyin. Şimdi efendim hani... Aday isimlerine girmeyeceğiz. Çünkü aday isimlerine tek isimlerine şu an konuşacağım ben. He. Aday isimlerine girmeden. Tamam, şimdi genel bir çerçeve çizim. AK Parti Batı'da mükemmel. Mesela Sayın Başbakanımız İstanbul Büyükşehir'de mükemmel çalışmalar yaptı ki iktidar oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı olacak. Ama bugün maalesef Diyarbakır'ımızda, Ahmet'imizde hiçbir zaman AK Parti Diyarbakır istemedi ki. Son seçimde benim %31 anket yaptım. Zaten o %31 bile fazlaydı bence. Yani çok özür dilerim o aday arkadaşlar da yakınım da belki var. Yani saygı diyorum da AK Parti Diyarbakır'da sanki istemiyor gibi bir hava vermişti geçen seçimde. Evet. Ama bu seçimde de mesela umarım öyle değil. Mesela ama bu seçimde bir heyecan geldi benim anketim. Özellikle
Sayın Nihat efendim Hatipoğlu'na ilgili mesela geldi. AK Parti burada yapacağı nedir mesela efendim? Köyler efendim hani bağlanmış içeriye. Özellikle Tarım ve Hayvan Bakanımız Sayın Medyaker hayvan yatırımlarını o yatırımlarını bazı BDP'li geçinen kişilere haksız yere aktaracağına o esnaf odasında olan bizim başkan arkadaşlarımıza hem BDP'li bir koltuğa geliniyor hem o gelen arkadaşlara bizim Tarım ve Hayvan Bakanımız Sayın Medyaker Başkanımız o bakanımız o kaynakları oraya aktarıyor. Bu ciddi bir iddia. Ciddi iddia da gerçekten 8,5 trilyon ya ben rakam vereyim konuş da mı vereyim? Belgeleri var mı bunun? Ya belge bellidir belli ya belge ya anahtarlarını gördüğünü kim zaten yapabilir? İddia değil gerçek. 8,5 trilyon. Hiç alakası olmaz mı Gülder Hanım? Sizin branşınız ne? Özür dilerim. Ben size vereyim hayvan desteklemesi vereyim. Size vereyim mi efendim 600 milyar? Sen ne yapacaksın? Ben anlamam. Anlamam. Peki benim internet oda başkanı, başkanım. Hayvancılıkla ne alakası var? Benim konferansın ucuna efendim, efendim oda başkanım. Hayvancılıkla ne alakası var? Fotoğrafçılar efendim oda başkanım hayvancılıkla ne alakası var? Serbest piyasa ekonomisi. Serbest rant piyasası değil mi diyoruz? Serbest indirgandı piyasası. Yani şimdi ya serbest indirgandı değil. Burada hepsi ortada kardeşim. Bugün devletin kaynakları benim Diyarbakır'da benim Ahmet'imde cancur ettiriyor. Kim ediyor? Maalesef çok sevdiğimiz siyasetçi arkadaşlarımız da var. Maalesef burada bir iktidar partisi var. Bugün kimdir hükümet, kimdir devlet şu anda? AK Parti'dir. Diyarbakır'daki bütün kaynakların çoğu çalınıyor. Maalesef. Ama buna kim dur diyecek? Kim buna engellemeye çalışacak? Yerel anlamda halkı temsil eden BDP'li arkadaşlarımız, siyasetçilerimiz niye sessiz kalıyor? Yani bazı alanda sessiz hani kalmasa da mesela Silvan Barajı'na gidiliyor. Efendim protesto edilirken orada skandala yaşanıyor. Birisi protesto ediyor. Protesto öncülüğü eden kişinin yakını o barajı yapıyor. Yani fazla o derinlere girmeyeceğim de bir real gerçek var. Bugün benim diye bugün bu televizyonda bugün burada da bir yolsuz bir usulsüz eden oluyorsa bunun sorumlusu buranın genel sahibidir. Bugün Diyarbakır'ımda yolsuz hırsızlık yapıyorsa bunun sorumlusu BDP'mizdir. Niye? Halkı sen temsil ediyorsan. Buradaki kaynaklar, efendim canım sadece ben belediyeyle ilgili demiyorum. Evet. Devletin istihdamla ilgili burada atık kaynaklar. Ya ben kimim? Ben kıt imkanı, kiramı veremezken, elektrik borçlanmaları elektrik kesildikken 4000 kişiyi işe koymuşsam bundan utanmalıdırlar. Bunu benim devletim yetkili de, özür dilerim, utanmalı. Bunu genel anlamda BDP'li seçimli işler de, BDP'li yönetici arkadaşlarım da utanmalıdır. Yani şimdi benim söylemek istediğim hani AK Parti konuşurken AK Parti şimdi bir de köyler merkezi içlerine bağladı ya. Hayvan desteklemeyi benim bir zaten internette bir şeyim vardı. Malumuz bizim Çınar'ın bir köyünde şey yakalandı leopar. Evet. Yani bana göre AK Parti burada o öğrenci nasıl hatırlamıyor musunuz? Biz olsun hatırlamıyor. AK Parti Sayın Tarım ve Hayvan Bakanımız Medyaker köylülere leopar destekleme verirse yani %30'u aşabilir ve AK Parti kazanabilir yani. Ama bu çok farklı bir durum. Yani orada netleşmeyen bir durum var. Yani zaten... Hayvan destekleme para kaynağı. Menfaat olmuş seçimler hani indirgan değil. Ya hayvanlar korunma şeyine zaten. Nasıl bunu destekliyorsunuz? Ya destek efendim. Onlar gelir efendim. Çok hatırlar bunlar efendim. Bunlar yani sonuç itibariyle bugün eğer devletin kaynağı hiç alakası olmayan kişilere veriliyorsa indirgan yapılıyorsa... yabani hayvanlar nasıl öldürülebilir? Bu tamam, şey bile... Hayvan öldürüldü ben diyorum ki yani bir magazin açısından biraz espri açısından anlatıyorum ki diyorum ki o da sonuçta bir hayvan sonuçta hani leopar efendim yetiştirme leoparın sonuçta efendim nesli tükeniyor. Evet. Bari o devletin kaynakları sıradan bazı hiç hak etmeyen kişilere verilip alakası kişilere verip indirgandı yapılırken bu çok anlamlıysa. Hani çok... o kadar çok projeler var ki bari böyle kaliteli bir şey için proje üretilsin. Bu projede ya aslında ben dalga geçiyorum. Hani evet. Madem anlamsız yere o para veriliyorsa gerçek anlamda ama giremezsin. Her espride ince bir nüans vardır. Bunu ince olsa ne olsa bu gerçek. Ben gerçekten kaçırmam ben. Şimdi sonuç itibariyle benim söylemek istedim. Şimdi kimse halkı düşünmüyor. Kimse o halk perişan, ağaç, sıkıntılı sorunları var. Yani gerçekten şimdi bizim hani AK Parti geçelim, BDP'ye geçelim izninizle. Şimdi bizim BDP'miz belediye olarak fena değil. Ama gerçek ben az önce Sayın Bakanımız AK Parti'yi eleştirirken sanki BDP'lerin, BDP'li belediyemize hırsızlık olmuyor mu? Billahi oluyor. Yolsuzluk oluyor. Bunu söylemek suç mudur?
Evet. Ama benim asıl söylemek istediğim, burada ne oluyorsa burada bir paylaşım var. O paylaşma dağıtım olmaz. Hani benim amacım, benim asıl karıştırmam. Evet. Hiçbir parti beni alaka etmez. Ne BDP, ne AK Parti, ne Koda Parti. Ya artık yeter, biraz da geçin ya. Sıra dışı olun ya. Biraz daha halka yönelin. Evet. Kaynakları halka atın. Halk aç, perişan, sıkıntılı, sorunlu. Bak adım bu Paris sürecinde de. Geç efendim hükümetin de özellikle şu an efendim cezaevinde olan Kürt siyasetçileri. Biz adaylara dönelim. Sonra evet, genel tespitlerimizi yapıp programı kapatacağız. Ben adaylara çabuk, gelmek çabuk istiyorum. Çabuk kapatmayalım. Daha var. Daha biz 50 dakikadır konuşuyoruz. Maşallah. Pardon, 40 dakikamız oldu. Hayır, biz konuşacağız. Şimdi adaylar konusuna gelelim. İlk önce BDP adaylarını konuşalım. Evet. Daha sonra AK Parti'nin adaylarını konuşalım. Gülten Kışanak resmi olarak değil mi açıklandı? Evet, evet. BDP'nin adayı. Evet. AK Parti'nin resmi olarak açıklanmamakla birlikte biliyoruz aşağı yukarı, siz de biliyorsunuz. Yani en son Galip Esaroğlu'nun ismi zikredildi. Evet. Şu an kulislerde dönen isim. Evet. Netleşmiş gibi görünen isim. Evet. Daha önce Sayın eski milletvekili Abraham Kurt'un ismi. Evet, evet. Daha sonra Nihat Hatipoğlu'nun ismi. Hocamız. Herhalde Nihat Hatipoğlu bir şey verdi, demeç verdi, kabul etmediğini. Değil mi? Ben size onu açıklayacağım. İlk önce BDP'den, daha sonra AK Parti'den Büyükşehir adaylarını lütfen. Direkt Büyükşehir mi zaten, genel merkez içeride diyebilirim ben. Ben şu anda BDP'yle ilgili şu an Büyükşehir'in ilçelere geleceğiz. Evet. Şimdi özür dilerim. Şimdi zaten Büyükşehir'de özellikle Gülten Kışanlık'ın açıkçası. Hani ismi söylerken ben kendim öncelikle biraz hani bizim diğer bakımımızda. BDP'nin özellikle kadın adayı. Yani şimdi açıkçası halk tarafından, belli bir kesim tarafından yani bayan istenilmiyordu. Bu bir gerçek yani. Şimdi bayan kotasıyla halkın bir kesimi istenilmiyordu. Hele hele benim gibi bu seçimde Huda Parti BDP'nin çatışma ortamına girip olaylar olmasına endişe duyan bir şahıs da Gülten Kışanlık ismi duyunca da çok korktum. Niye? Neden? Gülten Kışanlık biraz daha sivil siyaset yapıyor. Yani siyasi alanı çok ön planda. Yani iyi bir siyasetçi. Özellikle efendim Uludere ile ilgili. Ya mecliste bir konuşması var ya, hangi erkek öyle konuşur? Ya Allah aşkına öyle bir izleyin. Yani biz hani ben de hem eleştirirken, bayan adayını eleştirirken, Gülten Kışanlık'ın hani siyasi olarak hani bir kimlik ön planda olduğu için, biraz daha sivil siyasetçimiz olduğu için hani eleştirirken de bir gerçeği de unutmayalım. Yani inan o meclisteki konuşmayı bir görün. Ya, siz şehircilik anlamında mı kısıtlı kalabiliyorsunuz? Gerçi büyük ihtimalle Sayın Fırat Anlı herhalde eş başkan olacak. Evet, evet, evet. O alanda olacak. Yani aslında yine, bir dönem onun daha çok ismi zikrediliyordu. Daha seçim havasına girilmeden. Özür dilerim. O iki dönem önce benim zaten bir anket olarak o sırada Sayın Fırat Anlı %91'di. Evet. Sayın Osman Bay da bir %6'ydı. O sırada hatta o zaman da zaten BDP'nin adalarıyla ilgili bazı kişiler bireysel çıkar, bazı kişiler kendi doğruları doğrusu hani eleştiri yapıyor. Bu her zaman bir klasik olmuş. Ama her zaman da BDP adaları iyi çıkmış. Her zaman da BDP ve BDP'den gelen gelenek her zaman bütün seçimleri başarılı şekilde kazanmıştır. Ve Osman Baydemir gibi bana göre şu anda mesela Diyarbakır'da en çok başarılı gözüken zaten Sayın Osman Baydemir'dir. Ve Osman Baydemir'in olma yani karar verirken iyi bir karar olduğunu biz gördük bunu. Yani sonuç itibariyle efendim hani bayanla ilgili, bayan kotasından ilgili şikayetler, mesela ben görüşüyorum halkla, ben dedim ki ya Kürtçe diyebilir miyim bunu? Ya da bir huarz etti, bir emdi huarzın ki reis yemeği Ahmet'i Bramir ve Mevdu her aşkara emel o ki kudubi. Ya diyor ki benim belediye başkanım, bir şey başkanım en azından şey olsun ki, en azından hani erkek olsun ki biz bir de cuma namazına gidelim. Şimdi bir reis bir şey demiş, şimdi bizim dini açıdan da bir ön planda var. Bizim bu gerçeğimizdir. Real bir gerçeğimizdir. Şimdi biz asla Diyarbakır'da ben bazı şeylere saygı duyarken bugün bir dinimiz var. O zaman şunu diyorsunuz, evet. Diyarbakır'da siyaset erkek egemendir. Ya egemen olmaması lazım. Bak ben erkeklerin yani şimdi diyor ki bak Gülden Hanım inanın mecliste o yüzlerce erkek milletvekilinden daha erkekti. Ondan bir şüphem yok. Sadece hani benim hani önerim, hani benim niyetim mesela. Yani yerel Diyarbakır'daki şehircilik anlamında yani yerel anlamda olması daha iyi olurdu. Bir erkek olması. Sonuçta oldu. Sonuçta da efendim başarı da olacak. Sonuçta o kaydan çıktı yani. Şimdi sonuçta hani bir saygısı da olmasın zaten. Evet. Ama efendim tabandan ve belli bir kesimde de eleştiri var. Ha bu oy oranına da %6-7 gibi yansıyabilir. Size göre bu partinin seçimi miydi yoksa efendim? Gülten Kışanak bir partinin seçimi miydi, halkın seçimi miydi size göre yoksa? Onu ben fazla girmeyeceğim. Sonuç itibariyle yani hem yukarıdan hem içeriden
farklı kararlar aldıktan sonra verir, saygı duymak lazım. Evet. Kesinlikle saygı duymak lazım ama ve saygı duyarken ben bazı şeylere saygı duymuyorum. Bir delegatör seçiminde bir haksızlık, bir usul olursa, bazı idareler varsa, o idareler araştırılmıyorsa ben buna saygı duymayacağım, bunu affetmeyeceğim. Ona geçelim. Evet. Ona geçelim. Peki AK Parti üzerinden, isimler üzerinden gidelim. Yani son durum görünen o ki Halif Bey. AK Parti, şimdi tövbe söylemek istedim. Kimi geçse de zordur. Yani büyükşehir bazında zordur. İsimler neden çok zikredildi size göre? Ya şimdi zaten AK Parti yani özellikle Sayın Nihat Adıloğlu. Size göre Nihat Atıboğlu neden kabul etmedi? Ya niye görsün televizyon programı dünyanın parasını götürüyor. Ne işi var gene? Hocamız ben bunu özür dilerim ama ben ilk açıklarken ulusal televizyonda program yapıyor. Dünyanın parasını hak ederek kazanıyor. En azından gelip burada Indira Gandhi mi yapacak? Sayın Nihat Hatıboğlu gerçek anlamda dini program yapıyor. Çok ciddi paralar kazanıyor. Cümlenizi şöyle yumuşatalım evet. O zaman. Siz iyi niyetinizle söylediğiniz gerçek. Hani para ihtiyacı olmayan, zaten bunun kazancını yaşayan biri diyorsunuz. Yani medyada, medyatik bir insan. Bir de Diyarbakır'a gelirse bazıları gibi hoca zaten kesin kaybeder. Hani iyi oranda oy alsa da hocamızın daha da bir yere telefona çıkıp program yapamaz. Evet. O şeyi iniş. Ay şimdi hemen parayı indirgediniz. O zaman şöyle diyelim. Ya para ismini para yıpratmak istemedi size. İstemedi. Göre. İstemedi. Yani başbakan da çok ısrar etti. Evet. Çok, özellikle bir de farklı şeyler oldu. Kardeşliği, peki Nihat Atıboğlu buraya gelseydi gerçekten hani siz diyorsunuz ya kazanmazdı ben yine. Hayır dediniz ya kazanmazdı yine. Evet. Ama oy oranı size göre ne kadar yükseldi? Yükseltebilir miydi Diyarbakır'da? %31'i çok geçerdi. Evet. %31'i geçerdi. Diyarbakır'ın büyük bir sevgisi mi var Nihat Atıboğlu'na? Diyarbakır'ın özellikle bir real gerçeği dedim ya bir yani dini inancı var, bir görüşü var. Ama diyorum ki yani büyük oranda ne kalsa bile kesinlikle yine kazanmayacaktı. Evet. Yani bu arada hatta bazı tanıklar da beni aradı falan sordu. Hoca bence gelmezsen kendi yani yıpratmasa daha iyi olur. Evet. Yani kesinlikle şimdi büyükşehir olup böyle buradaki bu alanda BDP'nin hani %50'sine oy alacak bir yere gelip sen burada %31 oy alasan tübesi var. Ya ama hocam sen ne yapacaksın yani? Daha peki son isim üzerine konuşalım. Hı. Son isim üzerine ne düşünüyorsunuz? Hangi isim? Son isim. Az önce konuştuk. Galip Ensarioğlu üzerine yani değil mi kulisler şu an? Hayır bizim BDP'nin netleştir resmi olarak. Şu an AK Parti resmi olarak net değil. Bizim BDP'nin efendim desteğiyle Ticaret Odası Başkanı olan Galip Ensarioğlu'dan biz bahsediyoruz. Çok da geliyor arkadaşımızdır. Kesin de çok seviyorum. Ama bu gerçeği de unutmayalım. Şimdi biraz, altın çiziyorsunuz özellikle ya, şimdi konuşurken. Ben, farklıyım diyorum ya. Biz klasik bir şeyler mi çekiyoruz? Burada farklı olmamız lazım. Evet. Sayın Galip Ensarioğlu Ticaret Odası seçimlerinde bizim BDP'nin gelen hani geçmiş şeyle gelen bir arkadaşımızdı. Tepsi gibi Ticaret Odası Başkanı yapıldı. Evet. AK Parti'ye sunum yapıldı. Ve o seçim sürecinde AK Parti'ye oy veren nokta nokta değil diyor. Bana göre Sayın Galip Ensarioğlu ben Sayın Galip Ensarioğlu bir şey demiyorum ha. Saygı diyorum. Çok hoş bir arkadaşımız. Ama Galip Ensarioğlu o koltuğa getiren kişiyle bence utanmalı ve ondan hesap sormalı. Yani o hangi menfaatlerle oraya efendim getirmişse ben onu demek istiyorum. Sayın efendim Galip Ensarioğlu çok başarılı buluyorum. Yani başarılı derken o benim eleştirim alanında da çok başarılı. Ama gerçek olarak hani yani vitrine hani olabilecek Abdurrahman Kurt mesela bana göre çok iyiydi. Benim Nihat Atıboğlu'ndan sonra mesela Abdurrahman Kurt'un olmaktan... Size göre neden? Çünkü o da özellikle bu siyasi çözüm sürecinde katkıları oldu süreçte. Abdurrahman Kurt'un temasları oldu. Size göre neden Abdurrahman Kurt değil de Ensarioğlu? Belki Abdurrahman Kurt, efendim Kayapınar'da olacak. Belki Abdurrahman Kurt... ilçelerde mi derler? Olmaz. Belki şimdi büyükşehir o ki kim olsa kazanmıyor. Farklı takdir olabilir yani. Şimdi ben sonuçta böyle diyorum ki... Kayapınar ve efendim Yenişehir'de normalde yani farklı bir durum var. Ama Kayapınar'da da artık kim gelirse Mehmet Ali Aydın'dan almaz yani. Bunu ben belirteyim yani. Yenişehir'de sıkıntı var. Şimdi bir şey belirteceğim. Şimdi bir... Peki Sayın Ensarioğlu gelirse size göre seçim şansı ne olur? Oy oranı, oy oranı artırır mı? Oy oranı yani artırır yani iyi de en azından hani yani Nihat Atıboğlu'ndan sonra. Size göre güçlü bir aile mi hala Diyarbakır'da? Ya güçlü olsa da daha oy oranı çok yüksek var. Tabii tabii güçlü ona saygı duymalar ama sonuçta yani onlarca kişi varken bir milletvekili ne yapıyorsun? Şimdi Diyarbakır'da Allah aşkına hiç büyük şehir adayı olabilecek hiç kimse yok. Ama ya yüzdece AK Parti 2011 seçimlerinde biliyorsunuz amcası da girmişti kendisi. Çok iyi girmişti. Biliyorum. Orada bir şeyler yaşanmıştı. Tabii yaşanmıştı. Yaşanmıştı. Burada olacak mı? He? Burada yok. Burada büyük oranda zaten bir destek verilir. Evet. Ama ne kadar destek verirse kazanamayacak. Ne kadar olsa da yani nasıl Sayın Kutbettin Arzu
nasıl geçen dönemde siyaset hattı biraz azalsa da Sayın Başbakan nasıl bizim hayvan bakanımıza yani yardımcısı yapsa da Sayın Galip Ensaroy da bir dahaki seçimde de artık tekrar başbakanımız bir ödül verir herhalde. Sonuç itibariyle kesinlikle burada Sayın Galip Ensaroy'a da büyük şeyler alınmayacak. Bir hava olacak. Evet. Bir şey olacak ama kesinlikle efendim kazanılmayacak. Gülden Kaşanlık işi bitirmiş. Evet. Büyükşehir'i biz kapa ama ilçelere gelelim. Özür dilerim. Şimdi benim için Büyükşehir'de efendim Hüdapar'ın adayı çok önemli. Evet. Şimdi ben, pardon doğru Hüdapar'ı değerlendirelim. Hüdapar'ı önemli. Şimdi ben efendim Hüdapar. Hani BDP'nin Gülden Kaşanlık iyi bir sensi derken yani dikkatin hani bayan aday hani Cuma namazına gidelim. Hüdapar'ın adayı veya adayı kim? Bilmiyorum da hani Hüdapar'ın %10'dur diyorum ya. Yani bir baktık bir tepki olsun da Hüdapar'ın Büyükşehir'de oyu daha fazla oldu ya onu diyorum ben. Evet. Yani o belli değil. Şimdi zaten hani AK Parti'nin kazanma anahtarı Hüdapar'ın elindedir. Evet. Yani öyle bir sürpriz yapılırsa Hüdapar'ın hani adayı olursa destek verilirse kesin AK Parti kazanma şansı da hiç yok. Evet. Yani o diğer süredim ileride. Şimdi Büyükşehir'de kapattık. Büyükşehir'de gülden kışanık. Yani BDP ile Hüdapar'ın aday konusunda bir desteklemesi gündeme gelebilir mi diyorsunuz? Belli olmaz ama zannetmiyorum. Hüdapar hani hani bazıları bazı şeyler tahmin etseydi ben zannetmiyorum. Evet. Zannetmiyorum. Da. Büyükşehir'i kapattı bu arada. İlçelere gelelim, büyük merkezlere gelelim. Kayapınar'da BDP'nin adayı ve AK Parti adayı nasıl görüyorsunuz? Aday adayları henüz netleşmedi. Daha AK Parti görülmedi. Şimdi ben BDP'nin son delege seçimlerinde benim seçim öncesi bir de hani analiz ben kendi zamanımı yani çok dar bir zamanım olsa da şey çalışması yaptım efendim. Hani Kayapınar'da, Sur'da, Bağlar'da bir de efendim Yenişehir'de hem delegasyon seçimini takip ettim. Kayapınar'da büyük bir yer. Kayapınar Diyarbakır'ımızın, Ahmet'imizin en büyük yeni yüzü. Para gelen yeridir. Yenişehir'leşiyor çünkü. Yenişehir'leşiyor, yeni binana kalkıyor. Bepere binana ne be? Bepere binana be? Parası binana kalkmaz. Cidden diyorum ben şimdi bunu ya biraz sıkıştırın beni ya sizin sormanız lazım biraz. Ya biraz gelen konu geliyor burada kalasını anlatıyor. AK Partili, BDP'li gelin ya. Sıkıştırın ya. Biraz yolsuzluktan kırgızdan bahsedin. Kayapınar'da indirgandı var. Kim geli götüreyim? Yani şimdi bir kere bir binaya indirgandı yaparsa bina kalkmıyor. Kalkmıyor maalesef. Ha bunu derken özür dilerim biraz ön plana bunu alıyorum ki bari bundan sonra az olsun. Kayapınar'da BDP'nin adayı. Adayım Mehmet Ali Aydın. Sayın Mehmet Ali Aydın ilgili ben evet. Şimdi güçlü görüyor musunuz? Güçlüdür. Şimdi ben hani analiz ederken delege seçiminde. Kayapınar'da AK Parti'nin de çok küçümsenmeyecek bir oy oranı olmuştu değil mi 2009'da yanlış mıyım? Ben yoldayım geliyorum da şimdi öncelikle ben BDP'nin adayla ilgili konuşayım. Şimdi delegasyon seçiminde ben ilk üçü önceden bildim. Evet. Şimdi hani bu çok zor bir şey. Anketleri bir ayrıdır. Hele hele delegasyon seçiminde sen git Sur'un, Bağlar'ın efendim Kayapınar'ın bir de Yenişe'deki bir hatayla birlikte kimin olabileceğini sen seçim öncesi tespit et. Seçim öncesi onu at internette görüntü at ama şifreyle beklet. Tarih belli. Bilen biliyor. Ve Kayapınar'da benim hani internette videolar var. harbianket.com'da var. Sayın Mehmet Ali Aydın'ın birinci olacağını efendim Edip Yaşar'ın ikinci olacağını hiç tanımadım. Erkan Erenci tanımıyorum ha. Erkan Erenci'nin efendim üçüncü olacağını çok açık belirtirken Kayapınar'ın 16 adaydan 11 tanesi ben kesin birincim diyordu. O havaya girilmişti. Yani bunu bulmak ama genelde hani, hep böyle olmaz mı? Yani sağ gösterirken genelde siyasete hep sol olur. Ama ben çok üzüldüm. Hani bugün bir BDP'nin delegasyonlarda sağ gösterirken o lüksleri yok. Hani bazı şeyleri de görsem de bazı üzüldüm oraları da görürsem de kesinlikle Kayapınar'ın ama siyasi arenada çok özür dilerim. Hani Kayapınar'ın delegasyon seçimi çok demokratik oldu. Bazı eksikler olsa da iyi geçti yani bazı yere göre. Ve Kayapınar'da BDP Mehmet Ali Aydın'la banko sağlığını kazanıyor. Kayapınar'ı kapattık. Kayapınar'ın adayı hani Abdurrahman Kurtoğlu olabilir. Onu belirttiğim size Büyükşehir'de Sayın Galip Ensaroğlu olursa Sayın Abdurrahman Kurtoğlu Kayapınar'da olabilir. Ama Kayapınar, bak Büyükşehir'i kapattım ya. Evet. Geç efendim Hüdapar'ın Büyükşehir yani adayı önemlidir AK Parti alacak oylarına göre. Hı hı. Onu ben parantezine bıraktım. Kayapınar'da ise Mehmet Ali Aydın'la BDP banko alıyor. Biz onu da olmazsa kapatalım. Evet. O bitti yani Kayapınar'da BDP rahat alıyor. Evet Yenişehir'e geçelim sizin kritik gördüğünüz yer. Kritik gördüğümüz zaten bir özürlere diyorum bir skandala karşılaştım. O zaman AK Parti'nin Yenişehir'deki adayı güçlü mü olacak? Güçlü derken şimdi önce bir bu hata düzelecek. Bugüne gelir Abdullah Kızılay.
bugün geçen yerel seçim öncesi Hazro'yla ilgili Hazro'yu AK Parti alıp defa 18 oy olacak diyorsa, bu dikkate efendim alınmıyorsa, Yenişehir'le ilgili bu eksikliği kardeşim çok basit. Efendim şimdi ben not almışım. 1101 delegasyon oy kullanıyor. 1101 delegasyon oy kullanıyor. Bunu geçip ben söylüyorum. Çok özür diliyorum. Bunu zaten bilen biliyor. art niyetim de yok. Ben burada AK Parti eleştirdim. 1101 kişi oy kullanırken orada bir şahısta 30 tane efendim şey yakalanıyor. Oy kullanıyor. Ya yani en önemlisi fazla olayı karıştırmayalım. Bazı iddialar var Yenişehir'le ilgili. 1101 kişi imza atmış, oy kullanmış sözde. En basit, demokratik bir şekilde o imza atan arkadaşlar. Size göre neden zayıf bir aday olarak gösterildi? Efendim şimdi ben zayıf değil zaten şu andaki başkan, mevcut başkanımız Sayın Selim efendim Kurbanoğlu. Tekrar o hani bazı iddialar var, iddialar derken bana göre iddia derken ben hani ben her birden ben kaçmıyor. Şimdi seçim öncesi de ben hissettim, bildim. Şimdi ben Karapınar'a Yenişehir'e çok önem verdim. Kayapınar'dan bir şeyler bekledim. Kayapınar'da demokratik geçti. Sıkıntı yok. Yenişehir'de efendim skandal. Ve bunu da inanıyorum efendim BDP'nin, BDP'li efendim yöneticilerin Yenişehir'le ilgili bu hatayı derhal efendim yani düzeltmeni istiyorum. En somut bir şekilde, en mantıklı bir şekilde madem delegasyon, hani imzadan bahsettik ya, delegasyon gelip imza atarak oy kullanmış. En mantıklı, ben yani bir şey iddia ediyorum. Allah vekil eğer 30 kişi 25 kişi. Bak 15 oyla ha. Şimdi ben söylemek istedim. Şimdi efendim şimdi Yenişehir'de Sayın Selim Kurbanoğlu 368, Abdullah efendim Akgin 353, Eşref Güler 167 aldı. 15 oyla Selim Kurbanoğlu oluyor. Ama orada ben iddia ediyorum. Oradaki imzalar karşılaşırsa bu haksız efendim giderilir. 1101 oy kullanan delegasyonun zor değil. Delegasyon partilidir. Bunu acilen BDP'li öz yetkililer, onlara ben özellikle ben efendim sürüyorum efendim sesleniyorum. Yenişehir'deki bu olayı mutlaka çözsünler. Delegasyonda imza atan arkadaşların kim oy kullanmışsa onlar tekrar çağırıp imzana karıştırırsa bu olay efendim çözülür. Yoksa bu skandal, bu olay büyür. Evet. Ben Abdullah Kızılay olarak da ben bu olayın peşindeyim. Ve bu olayı efendim ben efendim bırakmıyorum. Yani senin başkanı seviyoruz. Çok da geri birisi. Kendisi de beni sever. Ama benim kesinlikle ben... Lütfen bir yudum su alın. Rahatsızsınız herhalde. Ama ben soğut almışım. Sonuç itibariyle Yenişehir'deki bu skandal çözülmelidir. En mantıklısı diyorum. Benim şimdi bir de oranım da var. Ya Yenişehir delegesiyle ilgili ben hani yani değil mi her şeyi önceden biliyorum. Diyorum ki Yenişehir seçimlerinde bu olacak. Bu efendim etik dişi olacak. Bu olay olacak. Evet. Ya ben neyim de artık ya? Ben hazır bir uyarı yapıyorum. Bu Yenişehir'de kesinlikle ben buna da ben inanıyorum. Düzelecek. Kesinlikle Sayın Selim efendim Kurbanoğlu ile ilgili iddialar var bu oylarla ilgili. Yani sonuçta iftirada sonuçta her seçim döneminde adalet tartışılır. Hani size bazı efendim örnekler verdim. Hani daha önce Fırat Alnı, Sayın Fırat Alnı %91 istenirken sen Osman Baydemir %6 iken aday oldu. Yanlış kan. Ama bunda kesinlikle burada farklı bir durum var. Bu oldu bittiye bu gelemez. Yani benim şaşırdığım bu Yenişehir adayı efendim Abdullah efendim şey işte yani Akengi mağdur olan 15 oyla kaybeden çok sessiz kalıyor ya adam ne kadar sessiz. O şahısı da ben daha seçimden 15 gün önce tanıdım ha. Tanımıyordum. Evet. Ya adam gerçekten hani benim bu kıt siyasette bu kıt dürüstlük olan da adamı çok dürüst de gördüm. Ama ona ben çok üzülüyorum. Ya yani bu olay belli ben gözümle görüyorum. Biliyorum. Ben orada efendim çekimler yaptım. Benim efendim Yenişehir'de güzel ben seçim çekerken benim videom benim görüntüm silindi ya. Diye ben Kayapınar'a gittim. Sıkıntı yok. Bağlara gittim. Çekim yaptım. Sıkıntı yok. Sur'da sıkıntı yok. Yenişehir'de ne vardı silindi? Şimdi bu gerçeği söylüyorum diye ben AK Partili miyim? Ben efendim şey efendim başka partili miyim? Şu anda Cam TV'de program yapıyorum diye. Ben illa başka bir amacım var. Bacım biz bu programı biz ne zaman biz düşündük? Ha bacım benim hangi hafta biz geçen hafta geldik arkadaşın evet. Radyo programda o da rastgele siz söylediniz. Hı hı. Ben söyledim hadi gel programa gel. Hatta dedi ki birisi konuk olur siz yarım saat falan olursunuz. Yoksa herhangi bir organize değil. Kimsenin emriyle değil. Başım sen kimden emri aldın beni çıkardın programa? Benim kesinlikle programlarım burada bana özeldir. Allah Allah. Ben kendim... Abdullah Kızılay gibi bir deliği nasıl çıkarıyoruz programa?
ne iştir yani? O zaman demek ki artık birazcık da delilere ihtiyacımız var. Değil mi? Şimdi sonuç itibariyle arkadaşlar özür diliyorum. BDP'li yetkililere sesleniyorum. Yenişehir'le ilgili bu skandalı üzetsen. Vallahi olsa ben affetmem ben. Vallahi ben bu olayı en basit diye o delegasyon şimdi idrarı keselim. Sen şimdi AK Parti'nin Yenişehir adayına geçelim. Ya kazanan burada BDP'nin kazananlarıyla biz konuşalım AK Parti'ye geleceğiz. Yenişehir'i burada zayıf görüyorsanız AK Parti'nin gücü artacak. Şimdi Selim Kurbanoğlu eğer değişmese herhalde karar alınmış herhalde değişmez diye bir karar alınmış. Yenişehir'de AK Parti kazanacak. Evet. Ben bunu efendim iddia ediyorum. Yani aday ki olursa olur. Olsun mu yoksa aday güçlü olursa mı? Aday da tabii efendim güçlü olursa. Evet. Yani en azından AK Parti'nin kazanma şansı efendim Yenişehir'de var. Çünkü senin başkanımız özür diliyorum. Çok saygı duyduğum birisi ya. O zaman sizin teorinize göre şu olabilir. Diyorsunuz ama ki... Ama teorilerim doğru çıkıyor. Ha, komplo teori. Tabii biz burada teori yapıyoruz. Tabii. Yani ama doğru çıkıyor. Ben ne diyorsam... Seçimden sonra göreceğiz. 30 Mart günü göreceğiz. Yani... O zaman AK Parti dediniz ya Kurt Kayapınar'da veya başka bir yerde değerlendirilebilir dediniz. O zaman burada da değerlendirilebilir. Yenişehir'de de değerlendirilebilir. Yok yani Yenişehir'de AK Parti'nin hani şeyde güçlü bir aday olursa... Evet. Hani bunu bak, bunu burada ben Terim efendim ben açıklıyorum. Burada ben ne kadar tarafsız olsam da ben adalarla ilgili benim farklı bir çalışmam olur. Çalışmam derken tespit olur. Mesela ben şimdi senin, Sayın Selim Kurbanoğlu Yenişehir'de eğer BDP'nin adayı olursa AK Parti adayın eğer Yenişehir'de inandığım ranttan uzak başka şeyden uzak birisine görürsem inanırsam o kişiye hani oy vermesem de destek verebilirim. Evet. O hakkım var. Bunu ben derken artık bunu da sırf ibret alınsın. Evet. Geçmişteki ihanetlerden hesap sorulmayan kişiler. Evet. Geçmişteki hatadan hesap sorulmayan kişilerden ilgili en azından ben bunu yapayım ki biraz da artık anlatsın ya. Biraz bazı hatalara hesap sorulsun. Ama inanıyorum Yenişehir'de bu düzeltilecek. Evet. Yenişehir'de olduğu gibi tüm merkez ilçelerde Yenişehir bu hatası düzeltilerek Yenişehir'de ve diğer ilçelerde gibi BDP rahatlıkla kazanacak. Ama Yenişehir'de Sayın Selim Kurbanoğlu olursa bu hata düzeltilmezse bu hata düzeltilsin. Yani ben ilham şeyden belki ben yanlış anlıyorum, belki ben iftira atıyorum, belki ben bir menfaat, bir çıkarım var. Sözde geç asla o kadar bir şeyim yok. Yani Allah göstermesin. Bir TL de almışsam haram olayım. Bir TL niyetim varsa haram olsun diyeyim. 1101 delegasyon imza atmışsa o seçimde, o arkadaşlarımız, o tekeli parti arkadaşlarımız lütfen daha parti öyle bir karar alsın. Gelsin tekrar efendim imza atsınlar. Tekrar olay için ama yani Abdullah efendim Akgül bir de efendim Eşref Güler'in yani sessiz kalmasına ben biraz hayret ediyorum. Yani gerçekten kim olsa hani biraz daha farklı bir durum var. Yani adamın şeyi gitmiş. Demek adam koltuk sefasında gelir adamın koltuğu gitmiş ya. Evet. 15 oyla ha. Sizi çok yormayalım. Çünkü ara vermedik. Kısa yapacağız dedim ama süremiz geçiyor. Saat 6.10 geçiyor. Evet. Sur ve bağlara değmedik çünkü. Sur ve bağlarla ilgili de görüşelim. Sırayla. Sur, yani, sura başlayalım. Ben geçen seçimde Sur'da yani Abdullah Başkan'la çalışma da yaptım uzaktan bir şekilde. Sur'da gerçekten bir şey fark ettim. Sur'da Abdullah Demirbaş'ın, Sayın Demirbaş'ın bireysel bir efendim etkisi de vardı. Evet. Bireysel bir etkisini gördüm. Adam seçim çalışması, gece, gündüz farklı. Yani orada seçtiği efendim encümen, meclisleri kendi seçtiği kişiler mesela Sayın Demirbaş'ın etkisiyle yani BDP %70'e yakın bir oyla farklı efendim kazandı. Ve yine bu şu andaki aday tanımıyorum. Daha önce efendim Hani'de belediye başkanı yapmış Sayın Seyit Narin. Ben onunla ilgili de anket yaptım. Yani anket seçim öncesi. Cafer Hanım. BDP'de de iki dönem, AK Parti'de üç dönem, BDP'de de iki dönem sınırı var biliyorsunuz. Evet. Var ama tabii bugün Sayın Osman Baydemir'in Urfa'da da olabilir. Sayın Abdullah Demirbaş'ın Mersin Büyükşehir'de olabilir. Örnek. O bazı kişiler şey efendim istihane yani. Şimdi Sur'da ise benim hiç tanımadım, görmedim. Sayın Seyit Narin 280 oy aldı. Cafer Kan 135 ay. Hüseyin Kaya ise efendim 60 oy aldı. Ve bu oylarla Seyit Narin yani rakor, en yakın rakamı iki kat fazla alarak güçlü bir şekilde aday oldu. Sur'da da normalde efendim Hudapar'ın bir gücü var açıkçası. Yani Hudapar'ın Sur'da bir sürü olayı var ama yani Seyit Narin güçlü bir şekilde çıkmasıyla Sur'da da bir sıkıntı yok. Sur'da da Seyit Narin rahatlığı alır. Evet. AK Parti'nin adayları için ne düşünüyorsunuz? Muhakkak kulağımda isimler var. Bağları unuttunuz. Biz BDP'ye konuştuk, AK Parti'ye geçmedik. AK Parti Sur'da. AK Parti'nin adayı efendim Hudapar'a bağlı. Sur'da AK
Parti, Hudapar birbirine bakmalıdır. AK Parti ilçe başkanı da aday, evet. Adayı. Hangisi efendim? Sayın Şafak Bey. Yok. Yoktur. Yok, yani çok çok iyi. Var mı öyle bir size göre? Bence efendim şeyler hak ediyor yani olabilir. Evet. Yani Sayın Şafak'ın daha önce de milletvekili adayıydı da. Bana göre o Sur'da olursa mesela, yani Sur'da zaten yani BDP rahat kazanacak diyorum da yine kilit efendim şey efendim Hudapar elinde. Hani ben bugün %14 Hudapar'a oy derken tabii Kasım ayında bu hani Dekişken'le Karahisar olursa daha fazla da olur. Biraz aşağıda olabilir. Hudapar'ın Sur'da durumun iyi olduğunu söylüyorum. Evet. Ama hiçbir şekilde BDP'le de kimse almayacak hani. Bağlar peki? Bağlar'da ise efendim zaten Bağlar ile ilgili yine ilginç bir olay oldu. Ben de kız seçime gittim. Bağlar PKK'nın kalesi. Bağlar BDP'nin kalesi. Bunu herkes biliyor. Bağlar'da aday kimdi? BDP adayı Bilsen Kaya Akan. Evet. Bir hebun gerçeğiyle bir devrim oldu bana göre. Şimdi efendim il başkanı Zübeyde Zümrüt efendim adayıydı. Gül Yüksel Baran eski başkanlık adayı olarak yani ben bile daha önce Bilsen Kaya Akan'ı bilmeden tanımadan Yüksel Baran'la Zümrüt'ün yarışacağını, hatta Yüksel Baran'ın olmasını isterken Bilsen Kaya Akat'ı son anda fark ederek Ayla Akat herhalde. Yok farklı, ben bu ayrı, ben yani tamam ben akrabalık şey yapmadım. İlişkisi mi var soyadı? Yok bu sadece farklı açıdan söyleyeyim. Ben de tanımıyorum, görmemişim ama Bağlar'la ilgili bazı efendim eleştiriler de var, bunu diyeyim ben. Yani evet. Bana göre Bağlar adayı bazı durumlardan dolayı bana göre çok çok iyi. Ben beğeniyorum. Ama hani ilkokul mezunu olarak söylüyorlar. Bu nasıl belediye yönetiminde bazı idaralar da bazı çerede olacak. Ama aslında sonuç itibariyle... önemlidir. Genelde evet. Bağlar'da bir kadın aday var. Olur. Bana göre de başarılı olacak ve Bağlar'da da efendim BDP rahat kalacak. Sayın Bilsen Kaya Akat da bana göre en iyi adaylar yani ilk üç arasında. AK Parti nasıl görüyorsunuz Bağlar'da? AK Parti yine orada Bağlar'da bir şeyler yapacak hani kendi artık. Yani orada ne yapacak? AK Parti'de orada da kula para var. Yani orada AK Parti %25'i bulamaz. Yani o da geç adaylara bağlıdır da. Ya AK Parti, şimdi benim söylemek istedim, Yenişehir dışında hiçbir şey yapamaz. Yenişehir de sayın... Yenişehir ve Kayapınar içinde diyorsunuz. Kayapınar içinde ama yine de yani şimdi Kayapınar'da... Yani bir tek Yenişehir'de onu Aydın, görüyorsunuz. Sayın Mördeli Aydın olduktan sonra olay bitmiş yani. Artık o Kayapınar'da AK Parti ne yapacak? Evet. Şimdi benim söylemek istediğim... İlçeleri tamamladık. Sonuçta ne olursa olsun... Son cümlelerimiz bu artık toparlayalım. Bu dönemde zaten ben her zaman BDP'leri kesin kazanacak mantığıyla... eleştiri yapıyorum. Bu defa farklı olun, biraz hizmet olsun. Zaten adı bu barış süreci Sayın Başbakanımız Diyarbakır'a tarihi bir gün. Bana göre tarihi bir gün. Şimdi Kürdistan ve bölgesel lideri Sayın Mesut Berzani, Kürtlerin efsane sanatçısı Sayın Şişman Perver Diyarbakır'a gelmesiyle tarihi bir gün oldu. Yani kimse düşünmesin ha. Sayın Başbakan ziyaretiyle yok AK Parti tamam bayrak vardı falan vardı. Seçim programı falan gibi yani tam yani 30 maddeyle seçim öncesi olmazsa biraz hani eleştiri kişilere hak veriyoruz. Sonuç itibariyle çok değiştirmez. Şimdi o AK Parti, Sayın Başbakan, Sayın Öcalan'ı da İmre'de çıkarıp serbest etseydi bile yine de burada efendim kazanmayacak. Evet. Yani bu mantıkla olsa kazanmayacak. Yani sonuç itibariyle benim söylemek istediğim anketleri ben aylık yapıyorum. Yani bazı sürpriz adaylar olmazsa BDP zaten alacağını kesin olarak belirtiyorum. Yenişehir'deki o hatayı düzeltirse bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama Hudapar'la AK Parti herhangi bir ittifakla ilgili bir durum olursa bazı sürprizler olabilir diyorsunuz. Ama öncelikle seçimlerin daha sağlıklı efendim geçmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi köylerin de bağlaması da şimdi sonuçta her fikir dışında olmayan arkadaşı olabilir. Birbirimize kesinlikle efendim saygılı olalım. Herhalde bu süreçte, bu barış sürecinde yani öncelikle buna BDP'nin dikkat etmesi lazım. Evet. BDP'deki gençler ben dün de BDP'nin genç kongresiydim. Mükemmel. Hani bazı şeyler ayrı. Yani ben o gençleri görünce BDP'li gençleri ben gururlandım yani. Ahmet'in gerçek sahipleri. Ben bazı siyasetçilerine tiksizsem de bazı BDP'li geçinen veya seçmişlerine ben tiksinsem de ben o BDP'li gençlerle ben efendim gurur duydum. Ve kesinlikle hani biliyoruz hangi tarafsız hiçbir taraf değilim. Gerçeklerin yanındayım. BDP'nin mesela nasıl anlattığı Bağlar'da, Kayapınar'da Sur'da sıkıntı yok. Yenişehir'de bu sıkıntı var. Ben haksızlığın yanındayım. Zulmün yanındayım. Yani sonuçta BDP kesin kazanıyor. Bir real bir gerçek var. Ama Yenişehir'de mutlaka
parti buna el atmalıdır. Ama şunu dediniz programımız en başında. 2009'daki oy oranını yakalayamayacak dediniz. Yok, kesinlikle yapamıyor. Evet. Kesinlikle yapamıyor. O bir gerçek. Yani burada hizmette eksiklik yaptığı için görüyorsunuz. Ya hizmet değil. Şimdi sonuç veren sanki AK Parti olsa da iyi hizmet mi yapacaktı? Hani onu ben diyeyim. Hani sonuçta hizmete eksiklik var. Değil yok. Hani zaten benim o bir anketimi hadan edildi. Yani halk artık %70 oranında sadece hizmet istiyor. Evet. Siyaset hizmet isteyen az olsa da sadece hizmet. Yani o kişi aday olsun, kendi bilsin, kendi taşısın. Hizmet istiyle ilgili. Ama benim projelerim var. Projem de ki mesela benim geçmiş projem geçici vardı. Benim dükkanım farklı bir durum oldu, yapmadım. Bugün ben istiyle ilgili mesela ben bugün herkese benim kapım açık. Herkese benim efendim kapım açık bugün. CHP, MHP'yi bahsetmiyor zaten. Bir yerlerde hiç bahsetmiyorum. Sevmesem de işte benim sonuç itibariyle efendim Huda Parti, BDP, AK Partili adaylar bana gelsinler. Benim kapım açık. Ama benim gerçeklerimden kesinlikle taviz vermeden onlara gereken bilgiyi Diyarbakır halkımıza, Ahmet halkına gelecek bilgiyi ben paylaşırım. Kesinlikle, ama bu seçimde kesinlikle arkadaşlar herkes birbirine efendim saygılı olmasını bekliyorum. Sonuçta ne olursa olsun Diyarbakır halkı kazanacak. Kaybeden olsa Diyarbakır halkı kaybedecek. Sayın Hatip Dicle'nin efendim asıl milletvekilimiz cezaevindeki açıklaması gibi Kürt halkı yıllarca bu bölgede çok kan kaybetti. Çok kardeşi kardeşe vurdular. Bu saatten sonra bugün efendim her fikir düşünce partide de komşumuz var, akrabımız var, müşterimiz var, yakınımız var. Birbirine saygılıyorlar kardeşim. Evet. Ya. Ve bu arada bizi izleyen kesinlikle bak kimse Altınet'te beni efendim ben aramasın. Bir benim hayatım zaten efendim tesadüf. Anormal. Abdullah Kızılay kim olduğunu iyice araştırın. Bazıları benim gerçekimden önce bir utansınlar. Ondan sonra bir eleştiri yapsınlar. Benim harbianket.com'da çok mu eleştirildiğinize inanıyorsunuz? Yok. Çok olmuş yer almışım. Bazı yerlere dokundum. İndirgan değil, bazı musluklara dokundum. O musluklara efendim dokununca farklı şeyler oluyor. Bir de bir şey diyeyim ya. Mesela kimisi bana der ya bu parti. Geçen yerel seçimde, şimdi bir skandal bir şey diyeceğim. Geçen yerel seçimde şu anda AK Parti'nin adayı olan bir şahıs. Geçen yerel seçimde ben kamera çekerken bana gelip diyor ki pis AKP'li. Bak bana pis AKP'li diye gören bir şahıs şu anda AK Parti'nin adayıdır. Büyükşehir'de mi? Yok ya, skandal bir şey ya. Bende öyle bir malzeme var. Oradan sonra soracağım size. Şimdi ben özür dilerim. Ben mesela efendim şeyde Huda Parti'yi derken. Benim siyasi bir sıkıntım var. Huda Parti. Bu dernek aşamasından sızmaya çalıştı, sızmadı. Geçmişte vardı. Ki hatalar oldu. Huda Parti'nin bir açılışında benim yıllar önce sorguya çektiğim bir şahıs, siyasi ajanı olarak sorguya çektiğim bir şahıs Huda Parti'nin açılışında kurdu kesini gördüm, şok oldum. Ama cümlenizi düzeltin isterseniz, yanlış bir kelime söylediniz işte, farkında da olmadan. Siyah ajanı olarak dediniz. Siyah ajanı olarak benim sorguya çektiğim bir şahıs. Ben kendim sorguya çektiğim bir şahsı. Şimdi benim siyah ajanı başım belada. Teklif aldım, reddettim. Şimdi aç karnına ben onurca dileniyorum. Farkında mı da kendinizi ajan ilan ettiniz? Dikkat edin cümlelerinize. Farkında mı da kendinizi ajan, cümleniz yanlış çıktı. Benim şahsım olarak siyah taraftan ajanlık teklifi ederek reddettiğim için ben onunca yine karşı duruyorum. Evet. Benim söylemek istediğim Huda Parti'nin bir açılışında bak Huda Parti'nin bir açılışında siyah ajanı olarak benim hani sorguya aldığım şahsı Huda Parti'nin açılışında kurdeler herkesini gördüm. Hani onunla ilgili de gereken bilgiyi ben Huda Parti yetkiline veririm. Evet. Benim kapım açıktır. Ondan sonra efendim AK Parti'yle ilgili de gerekirse söylerim. Beni kimseye alakamaz. Yani pis AKP'li bana deyip de nasıl AK Parti adayı olur diye. Var böyle bir skandal. Yani demek ki siyasette maalesef böyle bazı ya ama bu kadar olmaz. Bir de artı özellikle benim... Toparlıyoruz artık. Toparlayalım BDP'de. Önümüzde bir ay sonra bir seçim var. O seçim unutuluyor. Diyarbakır esnaf odalar seçimi var. Desop seçimi. BDP bu konuda yatıyor. Evet. BDP geçmiş dönemde bazı yöneticilerin, bak iddia değil, İspat diyorum, isim vermiyorum. Bazı BDP'li geçinen yönetici arkadaşlarının rüşvetleriyle, bireysel çıkarlarıyla bazı kişiler koltuğa getiriliyor. Ve o kişiler o partinin doğrultusunda, o partinin emrinde olmadan farklı şeyler de yapıyor. Yani bir ay sonra tekrar ben
aday değilim. Diğer Tuhafet Partisi'nin ensem oda başkanıyım zaten. Kotayı reddettim. Hatta ben oda başkanı olurken şu andaki Kayapınar Bede Başkanı olacak Sayın Mehmet Ali Aydın, şimdi az önce çok eleştirdim Sayın Selim Kurbanoğlu ve Sayın Yüksel Baran'la birçok yönetici benim esnaf odasında başkan olurken benim makama gelip beni tebrik etmek için gelmiştiler. O sırada ben koltuğa oturmak istemiyorum. Koltuk sevmiyorum. Koltuk seni götürüyor. Ya diyor, oturmuyor. Beni vallahi zorla oturdular. Yani zorla haklı olarak şok oldular. Ne dedim ben? Benim halkın iradesiyle seçilmiş koltuğa gelen Sayın Abdullah Demirbaş, Sayın Neşet Atalay, birçok Kürt siyasetçi eğer benim devletim onları koltuğuna eğer atmışsa ben de bunu protesto edeyim. Koltukta oturmuyor. O gün koltukta ilk kez 15 günlük gün başkan olmuşum. Koltuk abi, hani Kemal Sunay'ın yüzlük filmi var ya, koltuk meselesi. Ya bu acı gerçekten, yüzlük var ya, acı gerçekten. Koltuğa bakıyorum, vallahi oturmadım. Ya dedim, koltuğun üzerine özür diyelim. Ya bir kazık bırakayım, ya bir zincir atayım. Ya koltuğu pencereden atayım. Yani bir farklı bir durum olsun. Ben farklıyım, her zaman farklıyım. Ondan dolayı ben bu seçim sürecinde... Diyorsunuz ben sıra dışıyım, sıra dışı açıklamalarım var. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Sıra dışı açıklamalarınız oldu. Bildiğiniz görüşlerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ben izleme devam ediyorum Abdullah Kızılay'ın. İnşallah seçimden sonra yine sizinle böyle bir görüşme gerçekleştiririz. Son bir şey daha belirteyim, özür dilerim. Özellikle evet. Bazı arkadaşlarım, belki bazı parti arkadaşlarım kalbini kırmışsam bilmeden. Ama kesinlikle benim söylediğim her şeyin arkasındayım. Hiçbir şeyi iftira atarak yok sokakta konuşulan değil, gerçek. Leriyle ben paylaşma her zaman hazırım. Evet, Abdullah, teşekkür ediyoruz. Ben cümlelerinizi iddia olarak değerlendirdim zaten programımda. Sizin cümlelerinizle sizinle birebir diyaloğa girip görüşmek isteyen varsa görüşelim. Apim açık 24 evet. Saat. Benim telefonum açık. Bütün eleştiriye de benim harbianket.com açık. Bana küfür atsanız aynı seviyede cevap verip çekilmeden silmiyorum hiçbir yorumu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Pazar gününüzü bizle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, artık seçime 4 ay kaldı. Ara ara seçimle ilgili diyaloglar burada programlarımız olacak. Hafta yine farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.